Candan arıyorum. Alo Cihan. Benim. Sen ne yüzle beni arıyorsun Candan? Biliyorum Cihan, bana çok kızgınsın ama mutlaka konuşmamız gerekiyor. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok Candan. Cihan lütfen. Sana çok önemli şeyler anlatmak istiyorum. Neymiş o önemli olan? Telefonda söyleyemem. Buluşabilir miyiz? Buluşmak. Buluşacak kadar önemli olan şey ne? Söyle. Cihan. Söyleyeceğim şey seni şoke edebilir. Harun, hoş geldin. Bir şey içer misin? Espresso. Cihan'a ne söyleyecektin Candan? Hiç önemli bir şey değildi. Söyleyeceğim şey seni şoke edecek dedin. Önemli değil. Biraz dolaşalım seninle. Temiz hava alalım biraz. Harun. Hayır hayır, bırak bırak bırak. Çalarsa sekreterini açar. Günaydın. Kusura bakmayın, geciktim. Tülin'cim dosyaları dağıtır mısın? Niye getirdin beni buraya Harun? Ne oldu? Korkuyor musun yoksa? Hayır canım, niye korkayım ki? Ah. Başım çok ağrıdı. Sor bir de lan. Herkes versene bana. Gündemimizin ilk maddesi olan başkanlık seçimine geçebiliriz bence. Tabii geçelim. Cihan. Merhaba Dilara. Hoş geldin. Sen devam et Dilara, ben geliyorum. Toplantıya katılmak istediğinden emin misin? Tabii ki, o yüzden geldim. Peki. Cihan Bey de aramıza katıldığına göre oylamaya geçebiliriz. Müsaade ederseniz ben oylamaya geçmeden önce bir iki bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz ben bayağı bir zor günler geçirdim.
Hapishaneye girdim. Ağır cezada yargılandım. Çok şükür gerçek ortaya çıktı. Beraat ettim, haklandım. Şirketimizdeki yolsuzluğu da kimin yaptığı ortaya çıktı. O konuda da haklandım. Bu zaman içerisinde şirket zarar görmesin diye benim şirketten uzaklaşmam çok mantıklıydı. Dolayısıyla Dilara Hanım başa geçti. Ve bu süre içerisinde şirkete hiçbir zarar gelmedi, hiçbir spekülasyon olmadı. Dilara Hanım'ı bu başarısı sebebiyle hepinizin önünde tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Sanırım Dilara Hanım bu görevi tekrar bana iade etmek istiyor. O yüzden tekrar huzurlarınıza soruyorum. Dilara, emin misin? Evet, eminim. Kararlıyım bu konuda. Ve Cihan, bu süreçte her zaman bana destek olduğun ve yanımda olduğun için sana çok teşekkür ediyorum. Her zaman. Benim için fazla yorucu bir görevdi. Bu yüzden görevime yönetim kurulu üyesi olarak devam etmek istiyorum. Pekala, o zaman bize saygı duymak düşer. Buyurun. Evet, o zaman oynamaya geçebiliriz vakit kaybetmeden. Cihan Bey'in tekrar başkanlığı devralmasını isteyenleri görebilir miyiz? Başkanlığa tekrar getirilmiştir. Hayırlı olsun. Cihan, tebrik ediyorum seni. Hayırlı olsun. Tebrikler canım. Tebrikler. Toplantının Cihan Bey'in başkanlığında tekrar yapılması daha doğru olur diye düşünüyorum. Bu yüzden bitirebiliriz bence. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Ben sana seni nasıl bulduğumu hiç anlatmadım, değil mi? Hayır. Sadece tesadüf olmadığını söyledin. Değildi. Dinlemek ister misin peki? Çok güzel. Bundan 5-6 yıl önce Cihan'la kozlarımı paylaşacak duruma geldiğime karar verdiğimde İstanbul'da bana yardımcı olabilecek bir el aramaya başladım. Maşa yani. El canlar. El. Benim yerime tutacak. Tuttuğunu koparacak. Kendi elim kadar güvenebileceğim bir el. Peki, öyle olsun. Öyle. Öyle. 3 adayım vardı. Tek kadın sendin. İlk tercihim miydin bari? Evet. Kadın olduğum için mi? Hayır. Neden beni seçtin peki? Gözlerinde çelik gibi bir pırıltı gördüğüm için. Hakkında yeterince araştırma yapmıştım. Biliyordum yani seni. Cihan'ın avukatının eski karısıydım. Ki bu pek çok sırrını bildiğin manasına geliyordu. Dilara'nın yakın arkadaşıydım. Zekiydim. Çok hırslıydım. Tam istediğim gibiydi yani. Tam istediğim gibi. Seninle tesadüfen zannedeceğim bir karşılaşma mı ayarlayayım yoksa
açık açık bir teklifte mi bulunayım? Tam olarak karar veremiyordum o sıralar. İşte tam o sıralarda da şans ya da tesadüf. Sen Dubrovnik'e geldin. Benim otelime. Evet. Bir müvekkilimle anlaşma yapmaya gelmiştim. Evet. İşte tam o anda, seni gördüğüm o ilk anda dedim ki şans ayağıma geldi. Demek ki budur. Bu. Ve barda sana bir içki ısmarlamıştım, hatırlıyor musun? Nasıl unutabilirim ki? Yani bardaki o içkiyi ısmarlarken her şeyi hesaplamıştın, öyle mi? Her şeyin bütün ayrıntısıyla. Ama sana aşık olacağımı hesaba katmamıştın. Katmadığımı mı sanıyorsun? Daha ilk yudumunda bana aşık olacağını anlamıştım. Çok da hoşuma gitmişti. Yeryüzünde aşık bir kadından daha tehlikeli bir silah yoktur çünkü. Aşkın gücünü bilen bir adam kendisine aşık olan kadına her şeyi yaptırabilir. İşte seni bu yüzden seçtim candan. Gözlerinde aşkın o çelik pırıltısını gördüğüm için. Yani beni kullandın Harun. Toplumuz. Evet, toparlanıyorum. Burada kalmamı beklemiyorsun herhalde. Hayır, kalabilirsin. Ben eski ofisimde çalışacağım. Seni tebrik ediyorum Cihan. İstediğine ulaştın. Bu arada beni küçük düşürmemeye çalışmak da senin için zor olmuştur. Dilara, seni küçük düşürmek benim aklımdan geçmez. Ben bunu kendime de yakıştırmam. Ben sen değilim Dilara. Anlamadım. Ben sen değilim. Ne çabuk unuttun ya. Yönetim kurulundan imza topladın. Teker teker beni buradan attırdın. Ha? Sen yaptığın yanlışları ne çabuk unutuyorsun Dilara? Cihan, sen bu olayı ne kadar büyütüyorsun böyle. O zaman şartlar onu gerektiriyordu, onu yaptım. Nasıl şartlar onu gerektiriyordu? Allah aşkına, ben burada elemanlarla konuşurken geldim burayı bastın, şirketi bastın resmen. Candan küstah küstah, ticari kanunun şu maddesine göre beceremediniz, yapamadınız, şirketi mahvettiniz deyip beni buradan attırdı herkesin içinde. Sen yanındaydın, kim yaptı bunu? Peki biz niye bu hale geldik? Dilara'ya tekrar aşık olacağını hesaba katmadığın için, değil mi? Maalesef. Aşk hesaba kitaba gelmiyormuş. Onu anladım. Güzel. O zaman benim aşkımın da hesaba kitaba gelmediğini anlamış olman gerekiyor. Harun. Bak, iyi düşün. Dilara'ya gerçekten aşık olmayabilirsin. Gelip geçici bir his olabilir bu. İstersen birlikte olun. Ben seni 1000 yıl beklerim. Canım, seninle aramızdaki şey bitti. Anlaşma sona erdi. Harun, anlamıyorsun. Aşığım sana diyorum, aşık. Bu kadar kolay pes edeceğimi düşünmüyorsun, değil mi? Ah canlar, ah canlar, ah. Eğer hırsına yenilmeseydin, işbirliğimiz bayağı da iyi gidiyordu senin. Hırsıma yenilmedim ben. Aşka yenildim. Aşk da işte bir çeşit hırs. Neyse, dinle benim. Seni bu yüzden buraya getirdim. Son kez güzel güzel konuşabilmek için seninle. Son kez. Harun. Sakın pişman olacağım bir şey yapmaya kalkma. Sakın, seni uyarıyorum. Son kez uyarıyorum seni. Kendin söyledin bana. Dünyada aşık bir kadından daha güçlü bir silah yoktur diye kendin söyledin bana. Al, kullan beni. İstediğin gibi kullan. Her istediğini yaparım Harun. Şansını daha fazla zorlama. Harun, yapma. Thank you.
Cihan, ne yaptıysam çocuklarım için yaptım. Bana başka yol bırakmadın çünkü. Nasıl başka yol bırakmadım? Sen denedin de ben mi bırakmadım Dilara? Gelip bana söyledin mi başkanlığı istiyorum diye? Ben hayır mı dedim? İstedin de vermedin mi Dilara? Şirketin şurası kötü gidiyor. Gel şurayı düzeltelim Cihan dedin de ben yok hayır sen karışma. Ben kendi kafama göre davranacağım mı dedim Dilara? Cihan tartışmak istemiyorum. Buradan tartışmadan gitmek istiyorum. Bugün Candan aradı beni. Candan mı aradı? Niye? Toplantıya girmeden önce aradı. Konuşmamız lazım dedi. Sesi çok heyecanlı geliyordu. Allah Allah. Ne oldu? Çok mu şaşırdın? Evet, elbette şaşırdım. Seni araması için bir sebep yok çünkü. Bence de yok. Niye aradı beni? Senin bir bilgin, fikrin var mı? Hayır. Herhangi bir bilgim ya da fikrim yok. Bana söyleyecekleri varmış Dilara. Buluşup konuşalım dedi. Telefonda söyleyemem dedim. Buluşamazsınız ki. Candan Berlin'de çünkü. Bilmiyorum. Berlin'de değil demek ki. Sana yalan söylemiş. Can yalan söylemesi için hiçbir sebep yok. Söylemiş işte. Söyleyeceğim şey seni şoke edecek dedi. Sen niye şok oldun ki? Ya bilmiyorum. Tuhaf geldi sadece. Neymiş seni bu kadar şok edecek şey sormadın mı? Sordum. Söylemedi dedim ya. Buluşmamız lazım dedim. E geri aramadın mı? Aradım. Açmadı telefonunu. Belki de söylemekten vazgeçti. İlginç. Ne söyleyecek bana? Nereden bilebilirim Cihan? Bana niye soruyorsun? Peki arayalım. Beraber soralım. Hoparlörü açıyorum. Buyurun Cihan Bey. Ben Candan Hanım'ın asistanı Özge. Merhabalar Özge Hanım. Candan Hanım'la görüşebilir miyim? Candan Hanım az önce çıktı. Berlin'de değil miydin? Berlin mi? Bir yanlışınız var galiba. Candan Hanım Berlin'e gitmedi. Pardon, ben yanlış anlamışım herhalde. Bir notunuz var mıydı? Yok yok, hayır. Beni ararsa sevinirim. Gördün mü? Berlin'de falan durmuş. Sana yalan söylemiş. Dilara. Bak. Tamam boşandık. Ben senin kimle görüşeceğine, ne yapacağına karar veremem, karışamam. Böyle bir hakkım yok. Ama iki çocuğun olduğunu unutma. Sen bir annesin. Sakın bunu unutma. Ne demek istiyorsun sen Can? Açık konuşsana. Açık konuşayım Dilara. Biz boşandık. Ben senin ne yaptığına karışamam. Ama iki çocuğumun annesisin Dilara. Çocuklarımı etkileyecek bir şey yapma. Dikkat et. Hata yapma. Eğer böyle bir şey yaparsan Dilara, bu yalnız seni ilgilendirmez, beni de ilgilendirir ve sonuçları çok ağır olur. Sen ne demek istiyorsun sonuçları ağır olur filan? Çocuklarımın babası olman sana benimle bu şekilde konuşma hakkımı veriyor Cihan. Ayrıca ailemizde dağıtan sensin Cihan. Şimdi karşıma geçmiş hiçbir şey yapmamış gibi konuşman da çok ilginç ayrıca. Eski defterleri kurcalama. O kurcaladığın şeyleri de kullanma Dilara. Sana açık ve net söylüyorum. Dikkat et, o Candan denen kadından bir an önce uzaklaş. Kiminle arkadaşlık edip etmeyeceğime ben karar veririm. Ayrıca böyle bir şey söylemişsin, mutlaka bir sebebi vardır. Ya kadın sana yalan söylemiş, hala onu mu koruyorsun? Hayır, ben kimseyi korumuyorum Can. Peki. Can, şimdi izin verirsen buradan huzurlu bir şekilde ayrılmak istiyorum. Tülin, buraya gelir misin lütfen? Buyurun Dilara Hanım. Tülin, bu eşyaları eve gönder. Bu ofisi bir daha kullanmayacağım çünkü. Tabii efendim. Seni sevmeme izin verdin. Sana aşık olmama izin verdin. Kullandın beni. Her şeyi yaptırdın. Şimdi kullanıp bir kenara mı atıyorsun? Aynı cümleleri tekrarlayıp durma artık. İzin vermeyeceğim buna. Bunun yanına bırakmayacağım Harun. Candan, senin sorunun ne biliyor musun? Sen duracağın yeri bilmiyorsun. Sana bitti diyorum. Bitti. Yeter, dur artık. Bitti. Anlamıyorsun. Candan, bir kere daha söylemeyeceğim.
Dilara'yı sevdiğimi kabul et ve çık hayatımızdan. Hayatınızdan mı? Dilara'yla bir hayatınız var yani, öyle mi? Henüz yok ama yakında olacak. Dilara'yı o kadar çok mu seviyorsun Harun? Candan, beni söyletme. Hayır, söyle. Ne söylememi istiyorsun? Dilara'yı uğruna ölecek kadar çok sevdiğimi söyleyeyim sana. Ne söyleyeyim? Uğruna ölecek kadar ha, öyle mi? Harun! Beni bu tetiği çekmeye zorlama. Yaparım bunu, biliyorsun. Candan, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Candan? Ne dememi istiyorsun? Tamam, bitti mi dememi istiyorsun? Ne istiyorsun Candan? Beni terk edemezsin. Çok zavallısın, farkında mısın? Sana söylemiştim. Başka birini seversen seni öldürürüm demiştim. Öldür o zaman. Öldür. Öldür, ne duruyorsun? Öldür hadi, çek tetiği. Çek. Çünkü başka böyle fırsatın olmayacak. Çek tetiği. Çek! Çek tetiği! Öldür seni! Öldür! Candan. Candan, ben sana ne söylemiştim hatırlıyor musun ha? Ben kelimelere değil, eyleme inanırım. Eylem istiyordun değil mi ha? Al bakalım sana eyle. Harun. Tamam. Yapma. Tamam. Çok pişmanım. Hayatınızdan çıkacağım, tamam. Niye üzülüyorum biliyor musun? Seni çok yanlış tanımışım ben. Ben her şeye rağmen akıllı bir kadın olduğunu zannediyordum senin ama yanılmışım. Çok basit bir sınavı geçemedim. Sınıfta kaldım Candan. Biliyordum. O silahı oraya bilerek koydun değil mi? Torpidoda dolu bir silahla seninle aynı arabaya binecek kadar aptal olduğumu düşünmem bana hakaret olur. Bu olaydan bir ders almışsındır artık ama değil mi? Ha? Almışsındır, almışsındır. Almışsındır. Candan, sen ölemezsin de öldüremezsin de. Çünkü sen o kadar güçlü değilsin. Evet, tehlikelisin. Ama benim kadar tehlikeli değilsin. Şimdi beni iyi dinle. Buraya bu yüzden geldim çünkü. Sana son kez söylüyorum. O gerçekten son kez. Eğer benim hakkımda en ufak bir cümle kurarsan... ne Cihan'a, ne Dilara'ya. Seni bitir. Ben öldürmem canını. Öldürmem ben. Asla. Can almam. Ama keşke öldürseydin diye yalvarırsın. Unutma canını. Bence unutma. Nasıl? Ne kadarmış? Ne? Ödememiş misiniz? Tamam, ben bir şeyler ayarlamaya çalışacağım. Yok yok, ben bulurum, siz merak etmeyin. Evet, duruşmaya az kaldı. Bakalım, İbrahim'in avukatı çok ümitli. Siz merak etmeyin, ben onu çıkaracağım diyor. Ay inşallah anne, inşallah. Ne olur bize dua et. Tamam. Ben parayı bulur bulmaz size yollayacağım, tamam mı? Tamam. Babamın ellerinden öperim. Hadi iyi günler. Kayınvaliden. Ne olmuş? Hiç. Paraya mı ihtiyaçları var? Var Gülseren, var.
Paraya ihtiyaç bitmiyor ki. İbrahim içeri girince babam köydeki tarlayı satmıştı, hatırlıyor musun? Onun parasıyla geçiniyorlardı. Hazıra daha dayanmaz, para bitmiş. Geçen ay doğalgaz faturasını ödeyememişler. Bu ayda ödeyemeyince kesilmiş. Ay şimdi soğukta mı yaşıyorlar? Dur bakalım, ben hafta sonu bir gideyim de bir odun sobası falan kuralım. Ay hafta sonuna kadar yaşanır mı bu soğukta? Hem sanki odun bedava. Ne kadarmış? Aman ne yapacaksın? Ya olur mu öyle? Biz burada sıcakta oturalım, onlar orada donsun. Zaten yaşlı başlı insanlar. Kayınpederin ciğerinden hasta değil miydi? Ya zatürreye çevirirse? Söyle ne kadar? Canım senin de aldığın 3 kuruş maaş... zaten içime sinmiyor, evi sen geçindiriyorsun diye. Aa bu ne demek ya? Yani ben böyle bir duruma düşsem sen böyle düşüneceksin, öyle mi? Canım ne alakası var? Ay az buz para değil ki Gülseren, 2 ay 760 lira. Yani tamam şimdi yok ama ben akşama bulup getireceğim. Avans alacaksın değil mi? Hayır, bankadan çekeceğim. Biliyorum, avans alacaksın. Ay başında da elinde para kalmayacak. Zaten her yere borç yaptı. Ya ben hastaneden tazminat alacağım ya. Avukat aradı, davayı açmış. Ay hadi hayırlısı. Ay inşallah. Sen de şimdi kayınpederini ara. Bugün böyle idare etsinler, yarın halledeceğiz de. Güzel, hiç içmesin. Tamam hadi. Allah'ım bu dertler hiç bitmiyor ki, hiç bitmiyor ki. Evet Pervin Hanım. Konsepti hemen değiştirebiliriz, önemli değil. Evet. Günaydın. Evet, nasıl istersiniz öyle yapalım. Görüşmek üzere, iyi günler. Bu kadın beni öldürecek, öldürecek beni. 3. kezdir değiştirdi fikrini ama yetti artık. Siz satın almaya gidecektiniz. Bir de o vardı değil mi? Ay ben onu hep unuttum. Sen gider misin benim yerime? Yani ben giderim tabii de benim zevkime güvenir misiniz? Seni işe aldım ben. Hı? Zevkine güvendiğim için. Tabii ki giderim. Çiğdem Hanım, yalnız ben size bir şey söylemek istiyorum. Sizden bir şey rica edeceğim. Tamam da biz seninle ne konuştuk Gülseren? Hani bundan sonra Çiğdem abla diyecektin bana? Bu kadar resmiyet yetmedi. Kusura bakmayın Çiğdem abla. ben avans isteyecektim. Ay başında maaşımdan kesebilirsiniz. Tamam canım. Ne kadar? 1000 lira kadar. Alçın. Çok teşekkür ederim. Ay başında kesersiniz maaşımı. Bakarız hadi. Hadi git sen artık. Geç kalacaksın. Hadi. Tamam. Hadi. Candan giderek tehdit olmaya başladı Çağatay. Mutlaka kontrol altına almam lazım. Nasıl yapalım abi? Aklından geçen bir şey var mı? Güzel. Ablaların en güzeli. Söyle. Canım benim, canım. Nasıl da bilir kadın ruhunu okşamasını. Haruncuğum, nasılsın yavrum? İyi abla, iyiyim. Asıl sen nasılsın? Keyfin yerinde mi? Şahaneyim, şahane. Gülseren'i işe aldırdığın için o kadar memnunum ki. Ha öyle mi? Kadın pamuk pamuk. En küçük müşterilerimin bile üstesinden geliyor. Ağzından giriyor, burnundan çıkıyor. Aferin. 1000 lira avans verdim. Sana sormadım ama. Ha. Cihan Gürpınar'ın sevgilisi avans istedi demek. Vermese miydim? Yo, iyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Ne zaman isterse ver. Senin yanında rahat olsun. Canım benim, patron sensin. Çağatay nasıl? Çağatay. Öperim. İyi iyi, ellerinden öpüyor. Benden bir isteğin var mı canım? Sağlığına dikkat et. Canım benim, ikinizi de öpüyorum. Hoşça kal. Görüşürüz.
Candan diyordun abi. Birini takalım istersen peşine. Adım adım takip etsin. Yok oğlum, yok. Uyanık kadın. Anında fark eder. Bilgisayarına bir cihaz programı yükleyeyim istersen. Ya ben kaç ay önce koydum oğlum. Kaç ay oldu. Ama daha güçlü bir şey lazım. Onu tam böyle köşeye sıkıştıracak bir şey. Şu dosyasını ver bakayım ben. Vay be. Gülseren Cihan'dan para almıyor demek ha. Enteresan. Enteresan. Ver oğlum ver. Ver. Hepsini ver bakayım. Bugün neredeydi? Bakmıştım ben bunu ama ha. Bununla şu şu. Şu ikisindeki şahısları araştır bakalım bana. Vay. İkisi de Candan Hanım'ın kazdığını fenaymış. Hangisi işbirliğine daha uygun bir bak bakalım. Tamamdır abi. Bilgilendiririm seni. Alo. Öyle mi? Sağ ol. Abi arayan Samet Bey. Samet kim oğlum? Dark Group hissedarı. Samet Türkmen. Ha. Ne? Cihan Gülpınar Dark Group başkanlığına tekrar seçilmiş. Ne? Benim niye haberim yok? Ne olmuş abi? Birkaç saat önce. Abi kusura konuşma. Çağatay, adamın bilgisayarına casus programı koydurdum. Kimseyle yazışmadan mı aday oldum? Yıldırım hesabım düzeldi. Yine buradan yazışabiliriz. Allah kahretsin. Tam lazım olduğu anda hesap çalışmamış. Yine Cihan Bey arıyor Candan Hanım. Dilara Hanım da çok aradı. Ben konuşurum. Sen çıkabilirsin. Candan. Merhaba Candan. Kaç kere aradım seni, ulaşamadım. Kusura bakma Cihan. Rahatsızlandım. Geçmiş olsun, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Beni şok edecek bir şey söyleyecektin. Söyle Candan, bekliyorum. Candan, orada mısın? Öyle bir şey yok Cihan. Anlamadım. Seni şoke edecek bir şey bilmiyorum ben. Candan sen deliriyor musun yoksa delirmek üzere misin yoksa delirdin mi? Niye böyle bir şey söyledin? Cihan senin yönetim kurulu toplantısına katılmanı engellemek için yaptım bunu. Oyalamak istedim. Dilara'nın yerine başkan seçileceğini tahmin ediyordum çünkü. Dilara mı istedi beni engellemeyi? Hayır hayır. Dilara'nın haberi yok. Benim kararımdı. Candan emin misin? Eminim Cihan. Gerçekten bak doğruyu söylüyorum. Peki şimdi niçin itiraf ediyorsun? Ne önemi var ki? Seçildin sonuçta. Peki Candan. Dilara için Berlin'deyim dedin. Özel bir sebebi var. Candan. Candan. Sen yine bir iş çeviriyorsun. Neyin peşindesin? Neyin peşindeysen vazgeç Candan. Cihan. Gerçekten özür dilerim. Başkanlığın hayırlı uğurlu olsun. Candan iyice raydan çıktı Can. Yani akli dengesi yerinde değil. İnan bana. Akli dengesi son derece yerinde. Bir iş karıştırıyor, bir şeyin peşinde o. Peki bunun ne olduğunu Dilara'ya soracak mısın? Sormayacağım tabii ki. Çünkü doğruyu söylemez. Doğru. Ya Yıldırım. Sen bu Candan'a 6 sene nasıl katlandın ya? Aşkın gözü kör derler Can. Körü körüne aşık olunca gerçekleri göremiyorsun işte. Nereden hatırlattın bunu bana Can şimdi ya? Niye ne oldu aşkı mı depreşti? Lanet olsun seni Candan'la tanıştırdığımız güne. Aynen.
Aynen. Sabah erken döndüm. Olmaz. Daha inandırıcı, daha duygusal bir şey. Canan neredesin sen? Dilara... Berlin'e gitmemişsin. Sekreterin söyledi. Cihan haklı mı yani şimdi? Sana güvenmekle hata mı ettim ben? Dilara ben... Alo? Canan niye ağlıyorsun? Bak, budur işte. Gördün mü ha? Akşama kadar oyna dur. En fazla 50 lira kaybedersin, o da bana. Suat, sus. Ne konuşmuştuk? Sus. Ya abi düştün bu yamyam Berat'ın eline. Adamın iliğini kemiğini sömürmeden bırakır mı? Suatcığım, sus. Hayat Berat'a güzel vallahi. Bulmuş senin gibi kerizi yontup duruyor. Ya kardeşim laf anlamıyor musun ya? Sus dedik, sus, sus. Allah Allah, vır 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 vır. Beynimi yedin ya. Sarıyor gene o manyak. Ne? Alo? Rahmi Beyciğim, aşk olsun ama. Biz böyle mi konuştuk? Hani sen parayı getirecektin? Ne zaman getireceksin? Ya Keriman, laf anlamıyor musun sen ya? Yok para dedik, yok. Gelsin bak, bekliyorum para. Gelsin, getireceğim, merak etme. Ay ne gelmez paraymış. Restoranda güzel güzel buluşacaktık, paramızı verecektin sen de. Gelmez, ne kadar gelmez bir paraymış. Bana bak, eğer beni oyalıyorsan Rahmi Bey. Ya ben kafayı mı yedim Keriman? Manyak mıyım ben? Ben seni oyalar mıyım? Bak para yok diyoruz, para yok. Gelince getireceğim, anladın mı? Bak, sana 3 gün müsaade Rahmi Bey. Ya parayı ödersin ya da... O video Cihan Bey'in telefonuna böyle çıp diye kaçar. Gider yani. Bunun da sorumlusu ben olmam ona göre. Tamam tamam, hiç merak etme, tamam. Manyak ya. Ya abi sen hakikaten bu manyak Keriman'a para verecek misin? Suat, sen beni tanımadın mı? Ha, hiç tanımadın değil mi? Ulan ben de böyle şantajcıya pabuç bırakacak göz var mı ya? E oynayıp durma sana abi o zaman. Kadın ikide bir arayıp duruyor. Vermeyeceksen vermeyeceğim de. Ya niye vermeyeceğim diyeyim? Var benim bir planım, sen merak etme. Heh, onu da inleteceğim, seni de inleteceğim. Selami, nasılsın? Merhaba abla, nasılsın? Vallahi iyiyim. Sen bana şuradan 2 paket çocuk bezi ver. Tam yağlı bir kalıp böyle ezine istiyorum. 2 gangal sucuk. 1 paket kaşar, bir de 5 kiloluk şey alayım, deterjan. Kerimin abla, define buldun galiba. He, buldum. Hem de lan define. O zaman parayı peşin vereceksin. Ya ödeyeceğim de peşindeyim. Yok öyle abla. 3 gün sonra geliyor para, 3 gün sonra ödeyeceğim. Abla ya ödemezsen? Ya Selami, sen beni ne kadar üzüyorsun ya. Hem beni üzüyorsun, hem kırıyorsun Selami ya. Ya ödeyemeyecek olsam, mantıklı düşün. Ödeyemeyecek olsam niye alışveriş yapıyorum Selami? Tamam Kerimin abla, tamam. Şimdi bana doğruyu söyle. Berlin'e gittin mi, gitmedin mi? Gitmedim Dilara. Gitmedim. Ve ben bunu sekreterinden öğreniyorum. Niçin böyle bir şey söyledin? Utanıyordum çünkü. Utanıyor musun? Neden utanıyorsun Candan? Dilara, ben kürtaj oldum. Kürtaj mı oldun? Ben senin hayatında biri olduğunu bile bilmiyorum. Neyse. Candan, senin aklın neredeydi? Bilmiyorum Dilara. Yani ben de başka bir sorun var sandım. Tamam neyse. Sen şimdi iyi misin? Senin yatman falan gerekmiyor mu? Yok yok. İyiyim. İyiyim. Dinlendim de geldim. Candan, böyle bir şey bana nasıl söylemezsin? Nasıl gizlersin bunu? Neden yani? Eleştireceğimi falan mı düşündün? Yo yo. Dilara, sana söyleseydim hemen koşup yanıma gelmek isteyecektin. Elbette yanına gelmek isterdim. Çünkü sen benim dostumsun. Böyle bir günde yanında olmayacağım. Nerede olacağım? O anda senin yüzüne bakacak halim bile yoktu. Niye bakamıyorsun?
Tek gecelik bir ilişkiydi çünkü Dilara. Seni hiç onaylamadığın türden. Candan, ben senin böyle algılamanı gerektirecek bir şey yaptıysam çok özür diliyorum gerçekten. Çok çok özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Bizim aramız bu yüzden açılmıştı. Bir daha aynı şeyi yaşamaktan çok korktum. Aynı şey olur mu? İkisi çok farklı şeyler. Sen orada Özkan'la birlikte olduğun için ben bu kadar büyük bir tepki gösterdim. Yoksa senin hayatında olan biriyle niye göstereyim yani? Bu beni ilgilendirmez ki. Candan bak. Arkadaşım, özel hayatın yalnızca seni ilgilendirir. Bunu eleştirmeye kimsenin hakkı yok. Ben böyle bir şeye karışamam. Sadece dostun olarak böyle bir günde yanında olmak isterdim. Bunu bilmeni istiyorum. Teşekkür ederim Dilara. Gerçekten çok rahatlattın beni. Peki gerçekten iyi misin şimdi? Operasyon zor muydu? Nasıl geçti? Doktorum çok korkuyordu ama çok kolay atlattık. Çok geçmiş olsun. Bu gece burada kalıyorsun tamam mı? Benim Harun'la görüşmem vardı ama iptal edeceğim şimdi. Hemen arıyorum. Yok yok. Sen planlarını bozma benim için. Hayır, ne planı? Plan olur mu? Hayatta bırakmam seni bugün. Yok Dilara, ben kendi evimde daha rahat ederim. Sağ ol. Peki tamam canım, sen nasıl istiyorsan, nasıl rahat olursan öyle. Dilara, benim sana bir şey daha söylemem gerekiyor ama çok kızacaksın. Tamam biliyorum, Cihan'ı arayıp seni şok edecek bir şey söyleyeceğim demişsin. Cihan beni aradı, haberim var. Söylemeyeceğini mi zannettim? Ayrıca biri bana böyle bir şey söyleseydi inan bana ortalığı alt üst etmiştim. Peki niye yaptın böyle bir şey? Ne söyleyecektin? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Cihan yönetim kurulu toplantısına katılamasın diye böyle bir şey uyduruverdim işte. Candan, bu yaptığın ne kadar, kusura bakma ama aptalca bir şey olduğunu farkında mısın sen? Farkındayım Dilara. Çok saçma bir şey yaptım yani. Tutamadım kendimi. Herhalde bu durumdan dolayı oldu, bilmiyorum. Çok özür dilerim. Seni zor durumda bıraktım değil mi? Evet, beni hem çok zor durumda bıraktın. Peki bir şey soracağım, sen aday olacağını nereden biliyordun? Tahmin ettim. Nasıl tahmin ettin? Bir engeli kalmamıştı artık. Yani kolayca beraat etti zaten. Bütün yolsuzlukları da Kaan Bey'in yaptığı anlaşıldı. Sen de bana demiştin yönetim kurulu üyeleri Cihan'a bayılır diye. Yani aday olmasına şaşırmamak lazım. Ben Cihan'ı aradım. Merak etme. Senin hiçbir ilgisi olmadığını söyledim. Bunu söyleyince olayları çözdüğünü mü sanıyorsun peki? Cihan buna inanır mı? Cihan şu an neye inanıyor biliyor musun? Benim seni arattırdığıma. Dilara, çok üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Derya. Ah. Al öde de açsınlar doğalgazı. Ama bu çok güzel ha. 750 lira yetiyor. Olsun olsun, fazladan bulunsun. Ne olur ne olmaz. Ay başında biraz daha veririz. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Saçmalama Derya. Sen beni az mı misafir ettin evinde? Açıklıyorum ben. Cihan'ın aday olmasını beklemiyor muydun yani? Hayır, beklemiyordum. Yani bunca şeyden sonra cesaret edemez diye düşünmüştüm ama Candan haklıymış. Tahmin etmem gerekirdi. Candan? Avukatım. Hani bir akşam karşılaşmıştınız ya, hatırladın mı? Evet evet, hatırlıyorum. Ne dedi Candan? Tahmin etmen gerekirdi diyor. Yani sonuçta Cihan'ın işleri düzeldi. Dilara, fazla meraklı olduğumu ya da işine karıştığımı düşünme. Cihan yönetim kurulu üyelerini nasıl ikna etmiş olabilir sence? İkna etmesine gerek kalmamıştır. Zaten kurulunu çok sever. Bir de bu şaibeler ortadan kalktığı için normal. Olabilir, olabilir ama yeterli görünmüyor. Yönetim kurulu üyelerine bir şey sunmuş olması lazım. Nasıl yani? Düşmek gibi mi? Hayır, hayır, hayır. Ekonomik açıdan büyütecek bir yatırım mesela. Yok canım, öyle bir şey olamaz. Emin misin? Eminim çünkü ben de yönetim kurulu üyesiyim. Mutlaka haberim olurdu.
O zaman Cihan'ınki gerçekten büyük bir başarı. Evet. Haberim olsaydı engel olurdum. Tedbirimi alırdım, bir şeyler yapardım. Sen ne yapmayı düşünüyorsun peki? İşlerden elini çekecek misin? Ben bilmiyorum, kafam çok karışık gerçekten yani. Candan da konuşmam lazım benim ama o da bu şu günlerde o kadar tuhaf davranıyor ki. Nasıl? Sürekli yalan söylüyor. Geçenlerde Cihan'ı aramış. İşte seni şok edecek bir şeyler söyleyeceğim falan demiş. Ne? Neymiş peki? Hiçbir şey. O gün gelip başkanlık seçimine katılamasın diye telaşlandırmak istemiş Cihan. Biraz salakça bir şey olmamış mı? Kesinlikle salakça bir şey ama sadece bununla kalmıyor. Bana başka yalanlar da söyledi mesela. Aynı gün Berlin'e gideceğini söyledi. Ama Berlin'e gitmemiş. O gün kürtaj olmuş. Yani Candan biraz farklıdır. Nasıl anlatayım? Rahat bir kızdır. Ve önüne gelenle birlikte olur. Benim de bunları kızdığımı çok iyi biliyor. Bu yüzden eleştireceğimi düşünmüş. Bana söylememiş. Bir yakın arkadaş değil misiniz? Niye saklamış ki senden bunu? Evet, yakın arkadaşız Harun ama açıkçası ben bazen düşünüyorum ona bu kadar güvenmekle hata mı ediyorum diye. Bazen öyle davranıyor ki içime kurt düşüyor. Bilemiyorum. Daha önce de aramızda büyük sorunlar olmuştu. Büyük saçmalıklar yapmıştı. Aramız çok açılmıştı. Ama sonra düzeldi. Haddimi aştığımı düşünmezsen sana bir tavsiyede bulunabilir miyim? Tabii ki. Bence bu kadından uzak dur. Pek sağlam ayakkabı değil. Aşkın gücünü bilen bir adam kendisine aşık olan kadına her şeyi yaptırabilir. Yeryüzünde aşık bir kadından daha tehlikeli bir silah yoktur. Çünkü... Sana okulda şiir ezberletiyorlar mı? Yo, nereden çıktı? Bizi ezberletiyorlar. Sınıfın önünde şiir okumayı hiç sevmiyorum. Okuma sen de o zaman. Ama öğretmen kızıyor. Oğlum bitirdin mi kahvaltını? Hadi geç kalıyoruz. Anne, ben artık şiir ezberlemeyeceğim. Of Serkan! Hazal ablam dedi, istemiyorsan ezberleme dedi. Hazal ablan demez öyle bir şey. Dedi. Gerçekten dedi. Hadi git dişlerini fırçala hadi. Derya küpelerim gördün mü? Ha görmüştüm. İşte. Ah. Hazal geç kalıyorsun. Hazırım ben. Azmi geldi mi? Bilmiyorum gelmiştir herhalde. Günaydın Azmi. Günaydın Gülseren Hanım. Hazal günaydın. Hadi binsene. Kapıyı açarsa bineceğim. Ne biçim konuşuyorsun sen? Anne onun işi bu. Öğrenemedin gitti. Siz bırakın. Siz bırakın. Buyurun. Sağ ol. Gülseren Hanım, sizi de bırakalım gideceğiniz yere kadar. Yok Azmi, sağ ol. Ben kendim giderim. Ay anne, çok meraklısın değil mi otobüslerde sürünmeye? Hadi gel bırakalım işte. Ya tamam, gerek yok. Zaten ben bir yerlere uğrayacağım. Bin sana hadi. Öf, iyilik de yaramıyor sana. Hadi Azmi, geç kalacağız. Azmi ne ya? Sınıf arkadaşın sen. İyi günler Gülseren Hanım.
İyi günler. Evladım, ne yapıyorsun sen? Siparişinizi getirdim. Akşınlar Süslemen'e. Oğlum, buraya mı getir dedik? Al götür şunları hadi. Nereye götüreyim abla? Getirdim işi. Oğulcum, bak buraya. Düğün salonu mu burası? Ofis, ofis. Ne oldu Çiğdem abla? Ya ne olacak? Sandalyelerin süslemelerini getirmiş buraya. Hem de kimin düğünü biliyor musun? O delikanlının kızının düğünü. Ay, yandık. Daha bunlar salona gidecek. Çok geç kaldık. Hadi oğlum. Hadi al götür bunları hadi. Abla, nereye götüreyim? Getirmişim işte. Tamam, bir dakika Çiğdem abla. Kardeşim, şu irsaleyi bana bir verir misin? Buyur. Allah Allah ya. E ama bak, fatura adresi burası. Teslimat adresi burası değil ki. Besey Palas'ın balo salonuna götüreceksin. Bak, yazıyor, bir yanlışlık olmuş. Ha. Ne olacak şimdi? Kardeşim, ne olur oraya götür. Vallahi çok zor durumdayız. Bunları bekliyorlar. Daha sandalyelere takılacak. Lütfen. Peki, tamam. Kusura bakmayın. Teşekkür ederiz, sağ olasın. Ay Gülseren, Allah gönderdi seni canımın içi. Ben bu işlere hiç gelemiyorum. Öyle aniden sinirleniveriyorum, tepem atıyor. Ablacığım, çözdük işte, boş ver. Ne oldu canım? Hiç, Cihan televizyona çıkacaktı, onu bekliyordum. Televizyona mı? Niye? Merhaba Cihan Bey, hoş geldiniz. Merhaba Leyla Hanım. Yıldırım, Leyla Hanım lansman için anlaştığımız PR şirketinin müdürü. Ha, öyle mi? Memnun oldum. Ben de memnun oldum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Maşallah, bütün medyayı toplamışsın buraya. Evet, kameraları toplamak uzun sürmedi. Çünkü fısıltıyı yayınca herkes koşup geldiler. Haber hiç böyle sızmadı değil mi? Hayır, merak etmeyin. Tamam, peki. Arkadaşlar, Cihan Bey şu an çok meşgul. Birazdan bütün sorularınızı cevaplayacak. Şöyle buyurun, basını bekletmeyelim. Güzel. Bu noktaya geldi demek ki. Ne oldu abi? Cihan avukatına mail atmış. Hisselerinin %20'sini satışa çıkarmak istiyor. Ciddi misin? Gel bak, gel bak. Bak, Yıldırım potansiyel müşterileri yokla diyor. Tekrar başkan seçilmedi mi? Niye satıyor? Parası yok demek ki. Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Biraz önce ne imza aldığımızı çok merak ediyorsunuz tabii ki. Uzun zamandır dünyanın turizm devi olan TTS firmasıyla bir görüşme halindeydik. Dark Şirketler Grubu olarak. Uzun süren bu görüşmelerden sonra bir anlaşmaya vardık ve bugün gördüğünüz gibi anlaşmamızı imzaladık. Hisselerini satıyorsa biz de topa girecek miyiz peki? Tabii ki. Sen Marzen adına hemen bir teklif hazırla hatta. Piyasa değerinin de %5 üstünde olsun. %5 fazla değil mi? Onu alacak olsak fazla tabii ki de. Almayacağız ki. Son ana kadar oyalayacağız. Sonra da vazgeçeceğiz. Anladım abi.
Cihan değeri düşmesin diye hisseleri duyurmadan satmak istiyor. Ama bu sayede ortaya çıkacağı. Aynen öyle. Çağatay, aç şunun sesini. Çabuk ol, çabuk aç. Aç sesini, aç. Çok heyecanlıyız. Çok gururluyuz. Ve çok mutluyuz çünkü çok önemli bir anlaşma imza attık. Hem şirketimiz adına hem de ülkemiz adına çok büyük yatırımlar gerçekleştireceğiz beraber. Yatırımların ne olduğunu sorarsanız, öncelikle ülkemizin 6 bölgesinde 12 tane 5 yıldızlı otelle yatırımlarımıza başlayacağız. 5 yıl içerisinde bunu 25'e çıkarmayı düşünüyoruz. Daha sonra ülkemizin değişik bölgelerinde, yani Ege ve Akdeniz bölgelerinde 5 tane marina yapacağız. Devasa marinalar. Ve bu marinaları havaalanlarına bağlayan tüneller açacağız. Tüneller. Pardon da bu adam mı satıyor hisselerini? Tünellerin havaalanlarına olan mesafeyi yarıya düşürdük. Bence yemiş biz. Cihaz programından kesin haberi var. Çık Çağatay. Çağatay çık, çık. Çık, yalnız bırak beni hemen. Dark Group'la anlaştığı için, yabancı sermaye ülkemize getirdiği için, bize güvendiği için. Benim böyle bir şeyden nasıl haberim olmaz? Böyle büyük bir iş planlıyor Cihan. İmza atıyor. Ben neredeydim acaba? Akıl alacak gibi değil Dilara. Bu adam bunca şeyi hangi ara başardı bilmiyorum. İşte buna Cihan Gürpınar fark atıyoruz Cihan'dan. Böyle bir firmayla imza atmak başarıdır. Bunu benim başarmam gerekiyordu. Sen de başarabilirdin. Sadece biraz daha cesur olman gerekiyordu. Candan birbirimizi kandırmayalım artık. Bunlar Cihan gibilerin yapabileceği şeyler. Deha yani. Bizde o deha yok. Evet. Cihan'ın bu kadar badireyi bu kadar kısa sürede atlattığını düşünürsek deha demekte haklısın. Harun çok doğru bir şey sormuş biliyor musun? Ne sordu? Cihan'ın başkanlığa tekrar seçilmesi için yönetim kurulunu ikna etmesi gerekiyor demişti. Büyük bir yatırım planı var mı diye sordu. Ben de aptal gibi hayır dedim. Olsaydı haberim olurdu. Şimdi düştüğümüz duruma bak. Baştan gururluyuz ve mutluyuz dedim. Ülkemize sağlayacağımız istihdam adına gerçekten çok mutluyuz ve çok sevinçliyiz. Hepimize hayırlı olsun, bereketli olsun inşallah. Sağ olun. Ulan kimin oğlu be, kimin oğlu be? Ah Harun Erdoğan, şimdi görmek lazım o beşlik simit gibi sırıtan suratını. Bize kazık atmak neymiş gör bakalım. Oyarlar adamı, oyarlar. Vallahi oyarlar, hiç gözünün yaşına bakmazlar. Allah'ın belası. Allah'ın belası. Adam battıkça devleşiyor. Kimsin sen Cihan Gürpınar? Kimsin sen? Kimsin? Kimsin sen? TTS ortak iş yapacaksın. Kimsin sen? Benim bir an önce Dilara ile evlenmem lazım. Hemen evlenmem lazım. Bakalım o zaman böyle sırıtabilecek misin Cihan Gürpınar? Bakalım sırıtabilecek misin? Allah'ım belası. Vay arkadaş, bu ne ya? Dilim tutuldu resmen. Ağlıyor musun sen? Yok, ne alakası var lan? Utan mı oğlum, ağla ya. Benim babam böyle güzel bir başarı imza atacak var ya. Bağıra bağıra Taksim Meydanı'nda alırım ben. Şşş. Hadi git. Nereye? Babanın yanına, nereye olacak? Ya Ege, saçmalama, ne işin var? Ya Ozan, hayret bir şey ya. Böyle bir günde babanı kutlamayacak mısın sen şimdi? Kutlamam gerekiyor değil mi? Herhalde tabii yani. Ben kaçtım. Hadi. Şimdi dikkat et. Dilara, bu söyleyeceğim şey hiç hoşuna gitmeyecek ama keşke Cihan'dan boşanmasaydın. Niye? Baksana kocanın geldiği noktaya. Dünya deviyle bir anlaşma yaptı. Cihan'ın şirkette yükselmesi benim işime gelir.
Maddi bir kaybım yok nasıl olsa. Ama prestij olarak kaybım büyük. Anlamadım. Nasıl anlamıyorsun Dilara? Herkesin gözü Cihan'ın üstünde olacak artık. Sen de eve kapanacaksın. Daha da acısı... Acısı ne? Cihan'ın yanındaki Gülseren olacak First Lady. Dark grubun imparatoriçesi. Bunu sindirebilecek misin? Candan ben Harun'u seviyorum. Tamam, sev de. Yani bilmiyorum, Gülseren'i gazete sayfalarında görür gibiyim. Cihan'la el ele. Sen payına düşeni alıp bir kenarda otururken... ...o muazzam servetin ortağı olacak. Böyle bir şeye izin verecek mi sanıyorsun? Korkarım senin izninle alakalı bir şey değil bu artık Dilara. Bu işler o kadar kolay olmuyor Candan. Emine Hanım. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Ofisimi tekrar alacağım. Geri çekilmeyi düşünmüyorum yani. Harun'dan ayrılacak da değilim. Ama şirketi Gülseren'e bırakacak da değilim. Buyurun Dilara Hanım. Emine Hanım, benim pudra elbisem geldi mi temizlemede? Evet efendim, odanızda. Güzel. Canan, kusuruma bakmazsın herhalde. Ne demek? Ben de ofise geçecektim zaten. Tamam. Ara beni mutlaka. Tamam, ararım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay müthiş bir şey ya. Resmen bütün kanallar gelmiş. Gelecekler tabii. Ah, Hazal, inanamıyorum. Bu adam senin baban... Ne oldu? Ya ben niye yalı yalı diye tutturuyorum ki? Nasıl yani? Babam bu gidişle 100 tane yalı alır. Cansu. Gördün mü babamı? Gördüm. Nasıl, süper değil mi? Ya ben seninle bir şey konuşacaktım aslında. Söyle. Yok, şimdi söylemeyeyim. Çıkışta konuşalım mı? Hasan, niye çıkışta konuşuyoruz? Söyle işte şimdi. Zil çalacak şimdi. Sen beni çıkışta bekle, olur mu? Hadi görüşürüz. Yine ne derdi var bunun ya? Ben gerçekten ne söyleyeceğimi bilmiyorum şu an. Yani seni öyle televizyonda görünce çok duygulandım. Böyle bir günde yanımda olmanı çok isterdim oğlum. Ama mesajlarıma cevap vermedin. Telefonlarıma bakmadın. Niye evladım? Çünkü çok kırgındım sana baba. Niye evladım? Baba, nişanlandığını tabletlerden, internetten, bilgisayarlardan öğrenmeyi hak ettin mi ben? Oğlum ne nişanı? Ben böyle bir yüzük taktım sadece. Orada bizi görenler, beni tanıyanlar çekmişler. Koymuşlar internete, ben nereden bileyim? Ne bileyim, ben başka türlü düşünmüştüm. İstanbul'a gelince seni alırım. Bir balıkçıya gideriz, oturur baş başa erkek erkeğe sohbet ederiz, dertleşiriz. O zaman da söylerim diye düşündüm. Neyse, yine de kusura bakma, belki de söylemem lazım. Belki kabul etmeyecektim. Önemli değil baba, neyse. Ya ben seni çok özledim baba. Canım oğlum, nasılsın? Oh, baba olunca anlarsın beni, bir tanem benim. Seni çok seviyorum, çok. Ne, söyle. Baba bak, beni yanlış anlamadın değil mi? Hayır oğlum, seni niye yanlış anladın? Şimdi buraya geldim, şirketleri kurtardım falan. Ya saçmalama Ozan ya. Saçmalama evladım. Sizin için çalışıyorum oğlum ben. Daha iyi bir gelecek hazırlamak için size astım ya, tamam mı? Biliyordum başaracağını. Tabii ki. Mümtaz. Ozan, hatırladın mı? Şaka yapıyorsun. Ya. Ozan mı bu ya? Ne haber Mümtaz abi? Gel bakayım. Ya ben seni en son gördüğümde bacak kadar bir şeydin Ozan. Sen ne zaman büyüdün de adam oldun be? Evet, zaman geçiyor. ne zaman katılıyorsun aramıza? Nasıl yani? Yani okulun ne zaman bitiyor aslanım? Daha var abi. Aa, aşk olsun. Ben siz mi kutluyorsunuz yani? Hoş geldin Dilara. Hoş bulduk. Merhaba Dilara, hoş geldin. Hoş bulduk Yıldırım. Merhaba Mümtaz. Merhaba. Kaç yıl oldu görüşmeyeli? Evet, oldukça uzun zaman oldu. Gerçi ben seni televizyonda görünce Cihan'la birlikte çok şaşırdım. İşbirliği yaptığınızı bilmiyordum. Ya gizli tutalım dedim ama bu kadar da gizli tutulmaz. Dilara mı bile haberi yok? O sustu.
Canım. İzledin mi? İzledim tabii, izlemez miyim? Ama burada televizyon olmadığı için telefondan izledim. Gurur duydum seninle. Başın kalabalıktır diye de aramadım şimdiye kadar. Doğru, çok kalabalıktı. Ben daha önce aradım, kusura bakma. Gülseren, akşam bir yemeğe gideceğiz. Seni alırım, oldu mu? Yemek mi? Aha, kutlama yemeği yapacağız. Mümtazlar da geliyor karısıyla. Tanıştın ya karısıyla, Ebru. Ha evet, Ebru Hanım. Ya Cihan, ben gelmesem olur mu? Gülseren, yapma Allah aşkına ya. Yapma lütfen, duymamış olayım. Lütfen bak, lütfen kırma beni, tamam mı? Sana birazdan bir mesaj atacağım. Bir mağazanın adını, adresini, oraya git istediğini al, tamam mı? Lütfen, rica ediyorum, kırma. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Niye benim bu işbirliğinden haberim yok acaba, söyler misin? Dilara, eğer boşandıktan sonra medeni iki insan gibi olabilseydik, o zaman olurdu. Lansmana da davet etmedin. Ne yapıyorsun sen? İntikam mı alıyorsun benden? Dilara, hiç değişmeyeceksin değil mi? Hiç. Yine güzel bir gün geçiriyorum. Berbat etmeye mi geldin? Lütfen yapma. Ofisimi geri istiyorum. Evde oturmaya niyetim yok. Ofisini senden almadım. Sana orada otur dedim zaten. Sen istemedin, toplandın, gittin. Tabii ki git senin. Senin. Ben gidiyorum Çiğdem abla. Tamam canım. Bana bak, şık bir şeyler al kendine ha. Tamam. Güzel olsun. Bendeki de lafa bak. Sen ne giysen yakışır zaten, değil mi? Kadın zaten güzel. Hadi canım, güle güle. Sağ ol. Şeydim abla. Harun canım, sana bir şey soracağım. Sor. Sence bu Gülseren burada ne kadar daha çalışır? Niye? Kadın Cihangir Pınar'ın nişanlısı. Evet, öyle. Çok kalmaz o zaman burada. Koskoca Dark grubunun başkanının karısı olup da benimle çalışacak değil herhalde, değil mi? Evet, gidebilir. Hay Allah. Çok da alışmıştım ona. Uzun süredir kimseye böyle kanım kaynamamıştı. Dur bakalım abla. Zaman ne gösterecek? Bu akşam yemeğe çıkacakmış Cihangir Pınar'la. Bana bir şeyler alacağım dedi üzerine. Gitti canım. Erken çıktı. Belki de bu Gülseren Hanım'la tanışmanın vakti gelmiştir be abla. Senin aklında yine bir şeyler var galiba ha? Hep. Her zaman var. Hadi öptüm. Bir şey mi dediniz? Ay, yok yok kardeşim, sen yola bak. Cansu. Cansu dursana ya, konuşacaktık hani. Gel. Nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Biliyorum, çok kötü şeyler yaşadık. Bir ton şey geçti başımızdan. Nasıl tamam? Geçmişi deşmenin anlamı yok. Bence de. Güzel güzel konuşalım. Nazal, biz ne konuşacağız? Ya şimdi bizimkiler nişanlandı ya, evlenecekler yakında. Evet. Peki hiç düşündün mü? Yani kim nerede kalacak? Kim kiminle yaşayacak? Sence buna bizim karar vermemiz gerekmiyor mu? Sonuçta bu bizim hayatımız. İşte şimdi nefes almaya başladım. Canım. İyi misin? İyiyim yani.
Bilmiyorum, gerginim biraz. Neden, ne oldu? Şirketim dünya deviyle anlaşma imzalıyor ve ben bunu televizyondan öğreniyorum. Nasıl olmalı? Bence iyi olmalısın. Ben dün o şirketin başındaydım ve bir sürü şey yapma planım vardı. Şimdi halime bak. Nereden baktığına bağlı. Sen hala o şirketin sahibisin. Ortağısın. Hakların var, yetkilerin var. Hı? Bilmiyorum. Gerçekten yabancı gibi hissettim. Aslında elini tersiyle edebilirsin her şeyi. Biliyorsun hiçbir şeye ihtiyacın yok. Evet biliyorum ama ben şirkete gittiğim zaman ve o masaya oturduğum zaman kendimi iyi hissediyorum. Gel buraya. Hadi gel yukarıda bir şeyler atıştıralım. Harun. Sen nasıl bir adamsın böyle? Aşık. Senin her şeyi hafifledi sanki. Nasıl başarıyorsun bunu? Sana aşığım. Selin, rufa çıkıyoruz. Rahatsız edilmeyelim. Peki Harun Bey. Ha kızım. Buyurun Rahmi Bey. Harun Bey haber verir misin Rahmi abin geldi diye? Şu an ofis dışındalar efendim. Hay Allah, ben de sürpriz yapacaktım. Neyse o zaman beklerim, ne yapalım? Yok, bugün dönmeyecekler efendim. Yapma. O zaman sen bunu kendisine verir misin? Tabii iletirim. Ama dikkat et, kırılacak eşya var içinde. Merak etmeyin. Tamam. Harun. Aslında sen beni uyarmıştın ama ben tahmin edemedim. Hangi konuda? Cihan konusunda. Yatırım yapmış mıdır diye sormuştum, ben de hayır demiştim. Bunlar stratejik adımlar Dilara. Ama bazen yaşayarak öğreniyor insan. Tecrübeyle. Doğru, benim tecrübem yok galiba. Sana bir imada bulunmak istemedim. Biliyorum. Ama şunu da biliyorum. İyi ki varsın, iyi ki yanındasın. Bundan sonra hep yanında olacağım. Pardon. Efendim. Tamam, beklesinler. İş doğru zamanı beklemiyor tabii. Ben de kalkayım artık. Yapma Dilara. Beklesinler, bir şey olmaz. Bekletirim. Yok, ondan değilim. Gerçekten gitmem lazım. İyi, tamam peki. Arayacağım ben seni akşam ama sakın kafana takma. Tamam. Hadi ben geçireyim sen.
Harun'cum, bir şişe soğuk suyu hak ettin. Rahmi. Hiçbir şey bitmedi. Cihangir Pınar. Gülseren, çok güzel görünüyorsun. İnanamıyorum. Allah'ım, bu ben miyim? Sanki başkasına bakıyorum. Ay, inanamıyorum ya. Sensin sen. Canım benim. Şu anda sen yeni Gülseren'e bakıyorsun. Öyle sıkıntılarla, acılarla boğuşan eskisine değil. Çok güzel günler seni bekliyor Gülseren. İçeride nazar boncuğu var. Gidip getireyim. Efendim Çiğdem abla. Oh, şükürler olsun Gülseren. Neredesin? Evdeyim. Hani yemeğe gidecektim ya, onun için hazırlanıyorum. Ne oldu? Ay sorma. Banyoda kaydım canımın içi. Ayağımı çarptım. Hastanedeyim. Müdahale ettiler ama beni bu gece bırakmıyorlar. Aa, büyük geçmiş olsun. Hani bu gece? Şu uyuz kadının kızının düğünü var ya. Gidecektim ama doktor izin vermiyor bana. Ya biliyorum senin bu gece programın var ama... Sen orada olursan çok iyi olacak güzelim ya. Yoksa o kadın beni mahveder, inan bana. Tamam. Tamam, ben giderim abla, tamam. Tekrar geçmiş olsun. Yani Cihan neredesin? Gülsaran, bir işim vardı. Onu da hallettim, şimdi hemen geliyorum. Sana çok yakınım. 10 dakika sonra oradayım. Ben gelemiyorum. Gülseren, sen ne söylüyorsun Allah aşkına? Ya Çiğdem abla ayağını kırmış, hastanedeymiş. Bu akşam düğün vardı ya, ona gidemiyor. Benim gitmem lazım. Gülseren, ya bugün çok önemli misafirlerim var. Hepsi eşleriyle geliyor. Ya tamam, biliyorum senin için çok önemli ama ne yapayım kadına? Ne yaparsan yapma diyeyim. Ha, bana diyebilirsin ama, öyle mi Gülseren? Onu mu diyorum ben? Tamam, ben geleyim, konuşuruz. Hayır, gelme, gidiyorum ben. Gidiyorsun, hem de bana haber vermeden evden mi çıktın? Ya Cihan, işim bu benim. Ne yapayım? İşim neyi gerektiriyorsa onu yapıyorum işte. Ya bırak Allah aşkına Gülseren. Çalışmayı ver. El alemin düğünün peşinde dolaşıyorsun. Ne gerek var? İhtiyacın mı var? Evleniyoruz. Sen neden benim işimi aşağılıyorsun? Ben senin işini aşağılıyor muyum? Ben de senin gibi para kazanıyorum işte. Gülseren, Allah aşkına senin sorunun ne? Başka bir derdin var senin.
Orada kendini iyi hissetmeyeceksin değil mi? O yüzden gelmiyorsun. Yeter ama ya. Artık alışsan iyi olur bunlara. Biz evleniyoruz Gülseren. Sürekli girip çıkacaksın böyle ortamlara. Ya tamam alışacağım da böyle bir gecede mi alışayım? Orada bir sürü yabancı var, gazeteci var. Hepsi şakır şakır İngilizce konuşacak. Ondan sonra ben orada tek başıma gariban gibi kalacağım. Ya bırak Allah aşkına Gülseren. Bırak ne olursun. Ya neden sen beni hiç anlamaya çalışmıyorsun? Tamam uzatma, uzatma tamam. Ne yapıyorsan yap, düğünde git, eğlenceler. Ticaret mi? Şantajın adı ne zamandan beri ticaret oldu Keriman? Ha? Hala şantaj diyorsun ya. Business bu. Marketing, alışveriş. Ben sana videonu vereceğim, sen bana paramı vereceksin. Alışveriş. Alışveriş, doğru. Hadi ben çıktım. Sen de geç kalma ha. Haydi bakalım Rahmi Baba. Hayırlı sazanlar. Ya Hacer nerede kaldın ya? Sanki Almanya'dan geliyorsun. Şu karşı apartmandan çıkıp buraya geleceksin yani ha. Ne bağırıp duruyorsun be? Hem yeğenine bakıp hem de senden azar mı işiteceğim? Ha öyle mi? Yeğenime sanki hatır için bakıyorsun, sevabı için bakıyorsun, para için bakıyorsun. Madem paranı alacaksın o zaman vaktinde zamanına geleceksin Hacer Hanım. Al şunu hadi geç kaldım al. Önce para. Ne? Ya kız kaçıyor muyuz? Dönüşte geldiğimde vereceğim. Al şunu hadi. Hiç kusura bakma Keriman. Ben seni yıllardır tanırım. Sen döndüğün zaman allem eder, kallem eder. Beni sana borcu çıkartır, öyle gönderirsin evime. Ver parayı. Kız Hacer, sende hiç insanlık kalmamış Hacer. Şu duvar var ya, şu duvar. Şu duvar mı? He. Bu duvarda vicdan var, sende yok. O zaman sen o vicdanlı duvara ver çocuğu, o baksın. Tamam be. Herkes Keriman olmuş memlekette, kafa koparıyor. Al. Haydi al şu çocuğu. Geç kaldım. Al şunu. 100'den aşağı olmaz. Ne? Ya hap kadar çocuğa bakmak için 100 lira istiyorsun ya. Ne kadar yüzsüzsün. Sende hiçbir insanlık şeyi kalmamış ya. İnsanların zerresi kalmamış Hacer be. Vallahi Keriman ben internetten araştırdığım babysitter'lık tarifesi 150'den başlıyor. 150 mi? Hı. O babysitter'lar var ya, onların hepsi yabancı dil biliyor. 3 tane 5 tane yabancı dil konuşuyorlar çocukla. Sen ne biliyorsun? Ne olmuş yani? Ben de sana dost işi yapıyorum işte. Vallahi işine gelir sana. Öf. İyi tamam tamam dur. Ay ya Rabbim ya. Soyguncuların içinde kaldım. Ay Hacer. Al şunu. Al. Hadi. Al şunu Hacer, çok geç kaldım haydi. Ver kızım, ver ver ver. Gel kızım, kızı seni, kızı seni. Ay. Maması nerede bunun? Hacer parayı gördün ya, hemen kuzu diyorsun çocuğa. Hı. Ne diyeyim ya, nerede maması? Maması buzdolabında, ısıt ver ama ılık ver. Çocuğun genzini menzini yakma. Aman iyi, tamam tamam biliyorsun. Kuşum. Gel bakalım, gel bakalım. Gel, ne yapıyorsun sen? Kız sen böyle giyinip, kuşanıp, süslenip nereye gidiyorsun? Sana ne be? Sana ne? Sana hesap mı vereceğim Hacer? Param karşılığında çalışıyorsun benden. Allah Allah. Aldın mı çekirdeğini? Aman aldım aldım, tamam. Hadi güle güle. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Aman da can 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 can. Can. Hacer teyzen sana mı gelmiş? Cihan Gülpınar'ı gördün mü değil mi lan televizyonlarda? Gördüm. Vay arkadaş. Bütün televizyonlar adamın peşinde. Adam zaten zengindi. Şimdi artık var ya, kimse yanına yaklaşamaz. İşine bak işine. Ne oldu lan? Canın mı sıkıldı ha? Zenginin malı züğürdün, çenesini yorarmış. Senin elin çalışsın, çenen değil. Oğlum Cihan iyi adam, iyi adam. Cihan Gülpınar iyi bir adam. Bana ne oğlum, iyiler cennete. Nasıl konuşuyorsun sen orada lan? Ha? Adam senin öz kızına babalık ediyor lan. Ha? Hıyarın teki olsa daha mıydı? Hem şimdi de Gülseren'le evlendi mi cillop vallahi. Kes lan! Yeter be Engin! İnat yaparmış gibi buruna geldi lan! Oğlum, nankörlük etme lan. Ha? Adam sana çok yardım etti. Şimdi sen adamın evinde kalıyorsun lan. Oğlum ben de ona yanıyorum. O da baba, ben de baba. O da koca, ben de koca. Bu nasıl iş lan? Oğlum, seni üzmek için söylemedim ya. Engin,
Bak Cihan Gülpınar ne demek biliyor musun kardeşim? Cihan Gülpınar demek Özkan Gülpınar beş para etmez demek. Cihan Gülpınar demek Özkan Gülpınar adam değil demek. Anladın mı? Bak şimdi yine abuk sabuk konuşuyorsun ama. Oho. Öyle kardeş, gerçek bu. Bak biz Gülseren'le o kadar şey yaşadık ama sonunda arkadaş olduk. Allah razı olsun. Nuray'ın hem hastalığında hem ölümünde bizden yardımını esirgemedi. Elinden geleni yaptı. Ve şu saatten sonra dünya ahiret benim bacımdır, kardeşimdir. Ama kaldıramıyorum kardeş. Bunlar evlenecekler Cihan'la. Hayatları boyunca mutlu olacaklar. Sonra düşünecek arada sırada. Ben Özkan diye bir adamla evliydim diye. Adam mıydı lan o diyecek. Ona verdiğim yıllara yazıklar olsun. Ona verdiğim yıllara yazıklar olsun diyecek lan. Ne oğlum bak şimdi onu söylüyorsun ki Engin bana laf sokuyorsun. Bak Özkan'ım sen geçmiş yıllarına yazık ettin lan. Vallahi yazık ettin Özkan'ım ya. İşte o yüzden diyorum ya benden adam olmaz diye. Şimdi kapat konuyu işinin başına dön. Özkan hakikaten özür dilerim lan. Şş, kusura bakma. Şş, bir bak la sen taksiye çıkmayacaksın oğlum. Çıkacağım. E hadi bırak sen taksiye çık yürü. Hadi. Abi bunu nasıl deser böyle? Yani ben bu tatlıyı yiye yiye doyamam. Baklavayı ye, baklavayı. Yemiyor musun? Ay insan tabağında bırakır mı? Günah yol. Bak Rami Bey. Başka bir şey söyleme ne olur. Bir lokma daha yesem patlayacağım. Şurada bayılacağım. Daha ne ısmarlayacağım? Mutfağı yedin be, mutfağı yedin. İştahım iyidir benim. Ama ben az az sık sık yerim. Neyse. Sen şimdi benim şu parayı hazırla da bundan sonra kalkayım. Bizim evde ufak bebek var ya onu da bizim kötü Hacer'e bıraktım komşu. Gitmem lazım. Keriman. Hı? Ya ben düşündüm, taşındım. Ben senin paranı vermeyeceğim. Ne? Vallahi vermeyeceğim. Vazgeçtim. Rahmi Bey. Akıllı ol, akıllı. Yok ya. Akıllı ol. Şu düğmeye bastın mı kayıt aynen nereye gider? Cihan Bey'in telefonuna. Akıllı ol. Sen kendini akıllı mı zannediyorsun be? Ha? Kuş beyin mi? Gel bakayım gel. Neyin olmuş? Gel buraya. Dinle bakayım şunu bir. Ya bak sen benim gizli gizli sesimi kaydetmedin mi? Ondan sonra da buraya geldin bunu oğluna dinletirim para ver bana demedin mi? Ha? Nedir bunun adı? Şantaj. Ya ben özlediğim için senin hatıra olsun diye senin şeyini aldım. Ondan sonra iş bu raddeye geldi. Tamam hadi sade de gel. Ne istiyorsun? 10.000. Ne? Euro değil Rami Bey. Terli. Ulan bende 10.000 lira olsa ben oturup seninle çay mı içtim? Nasıl Keriman Hanım ha? Dinsizin hakkında nimansız geliyor değil mi? Aşk olsun Rahmi Bey. Ya sen ne yaptın? Ayıp değil mi? Böyle bir şey yapılır mı? Hadi be. Ne ayıp oluyor? Ayıp oluyormuş. Sen yaparken iyi de ben yaparken mi ayıp? Lan şantaj yaptın bana be. Şantaj yaptın. Senin için ben polise versem 8 yıl yersin. En az 8. Ya ne? Bir de senin sabıkan var hırsızlıkta. Sen çıkı hayatta çıkamazsın sen. Vallahi ben sana söyleyeyim. Çıkamazsın. Ya Rahmi Bey. Ver hadi, şunu hadi, hadi. 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 Şunu kurban olayım. Çık ya Rahmi Bey. Elini ayağını öpeyim. Beni polise verme. Ver şunu silemeyeyim. Tamam otur be. Otur. Söz mü? Sizce? Tamam otur elini. Otur, otur, otur. Daha bitmedi işimiz. Otur. Delikanlı. Hesabı getirir misin? Rahmi Bey. Sen şimdi göreceksin şantaj yapmak neymiş bana. Ya kulun kölen olayım. Evde beni bekleyen bir bebek var. Ben vazgeçtim. Ben para mara istemiyorum. Ben gideyim. Şunu sen bir öde. Şu hesabı. Ben. Hadi 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 hadi. Ay bu nasıl bir hesap? Ay. Ayla. Ay. Gel çocuğum şunları al paketle. İkisini bir paket yap. Aferin. Al oğlum bahşişini de al. Rahmi Bey silelim o zaman haydi madem parayı da ödedim. Hadi sil bakayım şimdi onu. Sil sil sil. Sen sil. De sileceksin ama. Hadi çabuk sil. Tamam aha siliyorum. Ya bu bir şakaydı zaten. Bunu ne sen ciddiye aldın? Gördün mü? Tamam. Sildim git. Var mı bunun kopyası? Yok değil mi? Ya nereden olacak? Diyorum ya ben zaten şaka bari bir şey yapmıştım ben. İyi tamam bitti şaka. Haydi sen de sil. Eyvallah. Gözünü seveyim. Rahmi Bey. Kurban olayım. Ya benim evde bir bebek var. Bekliyor zavallı beni. Benim elime bakıyor. Sen bana niye acımıyorsun? Bak beni dinle. Sen benim seni polise vermemi istemiyorsun değil mi?
Ya Rahmi Bey, polise verilmeyi kim ister Allah rızası için ya? Güzel. O zaman sen benim dediklerimi yapacaksın. Ne? Haşa. Ben namuslu bir kadınım Rahmi Bey. Ne alakası var be? Tamam, anlaştık mı? Ya Yüce Rabbim. Oh, ne güzelmiş kahvede ya. Abla vallahi kurt gibi açım ha. Bir şeyler arayıp sonra hemen taksiye çıkacağım. Hoş geldin Özkan. Ben! Hacer abla. Hacer abla sen ne yapıyorsun burada ya? Çocuğa bakıyorum. He, bak oğlum baba gelmiş. Sebep? Kerim'in dışarıda bir işi varmış. Benden rica etti. Bakar mısın dedi. Ben de bakıyorum. Allah Allah. Gecenin bu saatinde neredeymiş Allah'ın manyağı? Vallahi bilmiyorum. Giderken bir şey söylemedi ama... böyle biriyle buluşmaya gider gibi bir hali vardı. Sen ne diyorsun lan? Nasıl ya biriyle buluşma gibi? He, vallahi ne bileyim vallahi böyle işte giyindi, kuşandı, ah kalemler, sürmeler, allıklar, rujlar, havalı saçlar. Heh. Abla sus tamam yeter. Yani bir adamla buluşacaktı diyorsun öyle mi? Yani. Lan Kerman, lan Allah'ın manyağı. Sen beni abla katili yapmadan rahat edemeyeceksin değil mi lan? Çalıyor mu? Çalıyor. Hı. Ha, alo Özkan ablacığım. Neredesin lan sen? Evdeyim evde. Allah'ın yalancısı. Kapat la kapat. Kapatacaksam niye açıyorum ya? La gerizekalı arkana bak arkana. Özkan ablacığım. Sen ne zaman geldin? Neredesin lan sen? Kız Kerimen sen niye erken geldin? Yoksa adam seni ekti mi? Ne adamı be? Ne adam adam diye saçmalıyorsun? Ne saçma saçma konuşuyorsun sen? Allah Allah. Ya bu menopoza girmiş menopoza. He adam falan yoksa neredeydin bu saatte? Sana bu yaştan sonra hesap mı vereceğim ablacığım ya? Vereceksin tabii lan. Ah. Çocuğumu emanet ediyorum lan sana ben. He. Ben de çocuğu bana ver diye yalvardım. Ya kağıt imzaladım kağıt. Dedim ki Can Haşmet'in bütün sorumluluğu benim boynumun borcu olsun dedim sanki. Ya bakamayacaksan niye anneannesinden aldın? La kadın lafı dolandırıp durma bak. Neredeydin? Ben mi? Yok ebe, tövbe tövbe. Bu kıl kıyafet ne la? Olmamış mı? Çok güzel olmuş. Maymunun geyşi hali. Ayşe, Ayşe. La çıldırtma beni. Neredeydin? Ya nişana gittim be. Allah Allah gerizekalı. Kadriye'nin eblek kızının nişanı oldu. O da kocam oldu ya. Benim niye haberim yok? Seni davet etmeye tenezzül bile etmemişler Hacer. Sen söyleseydin ya beraber giderdik kız işte. Niye söylemedin? Sen benim peşime takılacak, davet edilmediğin yere gidecektin öyle mi? Ya bu kadar yüzsüzlük olur mu Hacer ya? Sen ne kadar yüzsüz bir insansın. Bana bak benim ağzımı açtırma sonra neler çıkacağını biliyorsun. Aç kız. Tamam kesin tamam. Sus tamam sus. Ya bağırmayın çocuğu korkutacaksın tamam, be. Tamam Hacer ablacığım sen evine hadi. Çok sağ ol teşekkürler zahmet oldu sana. Ver, ol yavrum. Ver. Sen de git yemek mi yapıyorsun ne yapıyorsun? Taksiye çıkacağım çok açım hiç. Hadi. Allah. Allah'ım manya. O işi yok. Kavga ettik. Her şey mahvoldu. Her şey mahvoldu.
Hayda. Bak Kerim Han, burada var deterjan, Arap sabunu filan, tamam mı? O dolabın altında da bir şeyler vardır. Al şunları da tak. Parmak izlerini bırakma camlarda. Önce salondan başla, ben televizyon seyredeceğim. At yarışı başlayacak. Tamam. Ya Rahmi Bey, sende biraz insaf, birazcık vicdan falan yok mu? Bu koskocaman hangar gibi evi ben tek başıma mı temizleyeceğim? Tabii ne olacak, temizlersin ya. Her şeyi tek başına yapıyorsun da evi mi temizleyemeyeceksin yani? Başla. Ya Rahmi Bey, ben yaşını başını almış bir kadınım. Belim bıkırım ağrıyor. Ekmek isaf çarpsın ki vallahi ya. Yaman çarp mı çarpacak kadar be? Daha ne çarpacak? Ya hem ev büyük diye söylenip duruyorsun, şikayet ediyorsun hala. Bır 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 konuşuyorsun ya. Hadi hadi başla hadi. Ya Rahmi be, bu ev gece yarısına kadar temizlesen bitmez. Ya tamam, bitmese sonra devam edersin. Nasıl olsa haftada 3 gün buradasın. Ne? 3 gün mü? Ne? Ne 3 gün? Ne 4 gün olsun? Ne tamam, 4 olsun. Rahmi be, kulun kölen olayım. 4 gün olur mu? Ben dayanamam, ben ölürüm. Cesedimi de sen yıkamak zorunda kalırsın. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Senin gibilere hiçbir şey olmaz. Hadi başla, hadi hadi. Rahmi be, kurban olayım. 2 günde anlaşalım. Ya tamam, ben senin işini göreyim, karar veririz. Hala konuşuyorsun ya. Hadi başla, hadi hadi. Ha, bana bak, camları da sileceksin, unutma. Hepsini. Ha, hepsini. Yok yarısını. Ya Rahmi Bey, ben gul yabani miyim? Ben hocama nasıl yetişirim Rahmi Bey? Yetişirsin, yetişirsin. Hadi başla bir önce, hadi. Ha, bana bak. Çay koy. Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Allah, sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Ay, nasıl, daha iyi misin? Nazar değdi size Gülseren. Ha yoksa böyle durup dururken. Bak hala aramadı. Aa öyle hemen moralini bozma ama. Bu da sinirli şimdi, biraz zaman ver. Cihan Bey sensiz diye dayanamaz. Arar değil mi? Arar arar. E baktın aramıyor, sen ararsın. Hayır ben hayatta aramam. Gülseren o da haklı ama. Böyle güzel bir gecede seni yanında görmek istemiş. Kötü bir şey mi? Ya Derya, ben onun arkadaşlarının yanında eziliyorum. Neymiş efendim? Yemekmiş. 1000 tane çatal bıçak geliyor. Hangisiyle ne yenir ben nereden bileyim? Tamam bak Ebru Hanım gerçekten çok iyi biri. Çok iyi biri ama onun yanında da ezildim 7 göllerde. Kadın bir şey anlatıyor. Ben anlamıyorum ki. Aptal aptal kafa sallıyorum. Yani Cihan'ın da beni anlaması lazım. Gülseren bu hayata alışman lazım. Ya tamam alışacağım, ben alışmayacağım demiyorum. Ama yavaş yavaş. Haklısın, ne diyeyim? Haklısın ama gene de bir ara bence. Öyle tek kavgada sen aradın ben aramadım muhabbeti yapılmaz. Ya siz deryaları okyanusları aştınız. Şimdi bir kaşık suda boğulacaksınız. Olur mu öyle şey ya? Al şunu hadi ara. Ha şöyle. Dur ben yalnız bırakayım. Yıldırım, sözleşmede bir iki değişiklik yaptım. Sana onları mail attım. Bir bakar mısın? Yani bu oyunu itiraz edeceğini pek zannetmiyorum. Sen yine de bir bak, bana haber ver. Ha bir de bir ricam var Yıldırım. Pelin'e bir haber ver de ben çok meşgulüm. Şu benim yabancı basında yapacağım röportajları ayarlasın. Saatlerini bana mesaj atsın, bir şey yapsın, tamam mı? Aradığınız kişi şu anda bir başkasıyla konuşuyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesajı... Tamam hadi ben gidiyorum artık ya. Ne oldu, konuştun mu? Meşgul. Sonra arar. Hep meşgul, hep meşgul. Canı istese arardı. Neyse Çiğdem Hanım bugün işe gelecekmiş. Ben ondan önce gideyim de toparlayayım ortalığı. Cansu'ya uğramayacak mısın? Yok, Cihan'la böyleyken uğramam artık. Ne demek Cihan'la böyleyken? Ya ne diyeceğim kıza? Biz babanla nişanlandık. Ben seninle bunu konuşmak istiyordum ama şimdi de kavga ettik mi diyeceğim, ne diyeceğim? Kızlarımın bir fikrini sorayım. Onlar evlilik hakkında ne düşünüyor bir konuşayım diyen sen değil misin? Olmaz o. Ay bak kızıyorum ama ha. Öyle iki telefon kavgasında dünyalar yıkılmaz Gülseren. Koskoca insanlarsınız ya.
Emine teyze, bir tane çay alabilir miyim? Emine teyze, vazgeçtim. Çayı odama gönder. Ozan, oturur musun? Ne oluyor anne? Sayın Dilara Gürpınar, okulumuz öğrencilerinden Ozan Gürpınar, üniversitemize bağlı İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümünde bulunan kaydını 2015-16 yüz dönemi boyunca dondurmuş bulunmaktadır. Ne demek bu şimdi? Okuduğun gibi, dondurdum okulu. Niye dondurdun? Çünkü çok dertsiz ve tasasız bir hayatım vardı, anladın mı? Rahat battı. Bir değişiklik arıyordum, hayatıma biraz renk gelsin istiyordum. Ben de düşündüm ne yapabilirim diye. Okulu dondurdum. Oldu mu? Bana doğru dürüst cevap ver. Vermiyorum. Ozan! Tamam, diğerlerini sonra hallederiz. Bunları sizin onayınız olmadan işlemleri halledemeyiz yalnız. Tamam, bıraksan sonra alırız. Al canım, sağ ol. Efendim Dilara? Cihan, Ozan'ın kaydını dondurduğundan haberin var mıydı? Ne? Kaydını mı dondurmuş? Evet, kaydını dondurmuş. Dondurmuş kaydını, Allah Allah. Niye yapmış, sormadın mı? Sen niye sormuyorsun? Ha, niye sormuyorsun Cihan? Adam gibi çocuğu alıp karşına konuşacak mısın? Dağıttığın gibi topla. Ya beni delirtme Allah aşkına Dilara ya. Çıldırtmak için mi aradın beni? Asıl sen beni delirtiyorsun. Bütün düzenimizi alt üst ettin. Çocuğun dengesi bozuldu. Dilara Allah aşkına saçma sapan konuşma. Dağıttığın gibi topla dedim sana, bu kadar. Oğluş. Oğluş. Oh, günaydın aslan. Ne yapıyorsun sen? Nasıl uyudun? Güzel uyudun mu? Oh. Bu ne ya? Sana bu saate kadar mama getirmedim hala. Allah'ım manyağı. Oha. Abla. Oğlanın maması nerede? Abla, kime diyorsun? Nerede hala? Nerede hala? Nerede manyak hala? Ha, gel. Gel oğlum. Gel. Lan! Piş. Lan çocuk bayılacak açlıktan. Neredesin? Abla! Allah Allah. Abla! Hangi cehennemin dibine gittin lan sen? Allah'ım manyağı. Ne var Özkan, ne var? Neredesin lan sen? Ay ben sana söylemedim mi Özkan? Ya ben Milano'dayım. Milano. Moda haftası var. Şimdi? Bu sezonun en değerli misafiri konuğu olarak beni çağırdılar. Çünkü kendime has bir tarz yaratmışım ya. He, Keriman Secret. Senin o iğrenç esprilerini çekecek halim yok benim. Allah'ın manyağı. Neredesin sen? Atla gel buraya. Çocuk aç lan. Çalışıyorum. Nerede olacağım? Ne işi kızım? Ne işe mi girdin sen? Ya işe girmeden çalışılır mı ya? İdiot musun sen? Nesin ya? Ulan o zaman çocuğa kim bakacak? Atla gel hemen buraya. Yapamam Özkan. Meşgulüm tatlım. Ben şimdi birazdan podyuma çıkacağım. Abla saçma konuşma. Dükkana gitmem lazım. Canı nereye bırakacağım ben? Aha da patron geliyor. Adı da Christian diyor. Ne diyor biliyor musun? Kapat diyor, kapat. Abla! Bir kere de insan ol lan. Allah'ını seversen bir kere de insan ol lan. Oluş. Gel senin mama hazırlayalım, gel. Lan ne yapıyorsun? Görüntü gitti kızım. Keriman, çay koy, çay. İçinde de bir tane tranş limonat. Çay koydum da, böyle dedim demlensin. Tam tavşan kanı olduğunda dedim getireyim. Tamam, olmuştur hadi. Tıraşlı limonu da hemen koyarım tabii içine. Tıraş limon ne ya?
Alçaklara akar yağıyor, düşünmedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Lay 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 lay. Vallahi ben kendim kaşındım. Ay ne sinirleniyorsun be? Biraz şaka yapalım dedik. Koskocaman evde yapayalnızsın. Biraz eğlence yaratayım dedim. Hey, hemen surat asıyorsun. Kahve yapıp getireceğim, şimdi içeceğiz. Tövbe estağfurullah ya. Rahmi Beyciğim, kahve nerede? Allah Allah, o zaman kendim yaparım kahveyi ya. Sana niye söyleyeyim? Ay benim canım benim, biraz egzersizin olsun, biraz hareket et. Neredeymiş? Bak, yok işte. Bana bak. Senin sinirini alacağım ben. Seni yumuşacık bir adam yapacağım. Ay ne oldu be? Allah'ım. Allah'ım sen aklımı koru. Ne oldu? Oh, kabus gördüm. Ay. Ben de görüyorum arada kabus ya. Ne yapmak lazım biliyor musun? Ay feci bir kabustu. Oo. Ay hayırlı olsun. Hayır üstümüz olsun. Ay. Of. Ay. Ay. İşi gücü bitirip de böyle. Karşılıklı böyle kahve içmenin de keyfi başka. Kahvene şeker koymadım. Şekeri kaldırıyoruz. Şeker yok. Sağlığına dikkat edeceğiz. Tamam mı Rahmi Bey? Hay Allah'ım. Kolay gelsin. Özkan sen misin lan? Benim kardeş. Çay var içen mi? Bende de süt var içen mi? Aa! Onu lan! Nereden getirdin onu? Şişt, doktora falan mı götürüyorsun? Bir şey mi oldu çocuğa? Allah korusun, maşallah çok iyi benim oğlum. Aman da benim oğlum büyümüş, adam olmuş da babasının iş yerini ziyarete mi gelmiş? Oğlum niye getirdin lan bunu buraya? Ha? Ne bileyim kardeş, işte bir işin ucundan tutar, bize yardımcı olur. Bu yaşta babasının mesleğini öğrenmiş olur. Allah'ın gerizekalısı. Niye getirmiş olabilirim? Bakmak için herhalde. He, burada bakacaksın öyle mi? Aynen burada bakacağım. Kaldır şunun üstünü. Ay. Uy, uy, uy. Ölüş. Ölüş. Özkan lan burası çok pis. Hasta olacak bu çocuk. Oğlum tamirhane lan burası. Emin Allah'ını seversen söyle, ben ne yapayım lan? Nereye götüreyim lan oğlanı? Kerim'in iş bulmuş, çalışmaya gitmiş. Ben şimdi Gülseren'e gitsem yardım istemeye yüzüm yok ki. Bakıcı tutayım diyeceğim, cepte para yok. Ben nereye götüreyim lan oğlanı? Kerim'in iş mi bulmuş? Ha. Fırsat kolluyor ya oğlanı bakmamak için, evden kaçmak için. Ay oğlum, oğlum. Gel bakalım, gel. Açlar oğlum, gel. Oh. Baba şimdi değiştirecek senin bezini oğlum. Gel. Sen bindin mi? Bindim bindim. Sen gelmeden hemen önce indim hatta. Tüh, keşke biraz daha erken gelseydim. Çok seviyorum senin ata binmeyi. Olsun canım, bir dahaki ne izlersin. Anne ne oldu, senin bir şeyin var? Yok bir şeyim yok kızım. Seni özledim o yüzden geldim. Oh güzellik. Ben de seni özledim. Şimdi Cansu, ben senin fikrini almak istiyorum. Biz babanla biliyorsun. Cansu. Merhaba. Deniz. Hoş geldin. Ben senin bugün geleceğini bilmiyordum. Vallahi aslında ben de bilmiyordum. Atölyede işler biraz erken bitti. Yanlış bir zamanda gelmedim. Yo, ben sizi tanıştırayım. Bu benim Gülseren annem. Öz annen yani. Anne, bu Deniz, benim. Deniz ben, Cansu'nun arkadaşıyım. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Anne, Nuray abla vardı ya, onun organlarını Deniz'in annesine naklettiler. Biz de Özkan babamla tanıştık. Nasıl oldu anneniz? Çok iyi, sağ ol. Çok iyi, çok sevindim. Büyük geçmiş olsun. Sağ ol. Anne, Deniz Yıldız Teknik'te okuyor, makine mühendisliğinde. Çok güzel. Ama ikinci öğretim, yani gece okula gidiyor, gündüz çalışıyor. Aa, nerede çalışıyorsunuz? Bir mobilya atölyesinde. Çok güzel, çok sevindim. Aferin sana. Hem çalışıyorsun hem okuyorsun. Biz bir kafeye gidelim, oturalım, bir şeyler içeriz. Yok yok, sizin konuşacaklarınız vardır. Ben sonra gelirim zaten, konuşuruz. Yok kızım, ben işe gideceğim. Anneciğim, otursaydık hep beraber. Yok anneciğim, bir sürü iş var. Gideyim işimin başına. Ararım seni sonra. Tamam. Çok memnun oldum.
Bayağı iyi vurdu. Ozan. Aman ya. Çok kötü vurdun Ege. Hoş geldin Cihan abi. Ege, nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol Ege, ben de iyiyim. Ne yapıyorsun burada? İyi baba. Bilardo oynuyoruz, takılıyoruz. İyi gel. Sen de şurada biraz takılalım mı? Ege, müsaade eder misin? Tabii tabii. Evladım. Aslanım, yakışıklı oğlum. Ozan, üniversiteye ilk başladığında seninle bir konuşma yapmıştım. Hatırlıyor musun çocuğum? Her şeyi yap ama hiçbir şeyi benden gizleme. Bana hiçbir şekilde yalan söyleme demişsin. Peki sen ne yaptın çocuğum? Kaydını doldurur musun? Okula gitmiyor musun? Ve bana söylemedin. Annene, kimseye söylemedin oğlum. Ha? Biz seni derste zannediyoruz, okulda zannediyoruz. Ama sen bilmediğimiz yerlerde dolaşıyor musun? Ne bileyim ama dondurdum işte. Niye evladım? Dikkatimi veremiyordum. Olmuyordu, yapamıyordum. Aklım hep başka yerde, hep yaşadıklarımızda. Ben de dedim bari paramız boşuna gitmesin. Ozan, oğlum bizim parayla sıkıntımız mı var? Ya baba yok, tamam da. Ne bileyim. Sen üstüne vazife olmayan şeylere niye kafanı takıyorsun oğlum? Senin işin okumak. Üstüme vazife olmayan şeyler mi? Hı hı. Senin defalarca evi terk etme. Şirketin içinde bulunduğu durum. Cinayetle yargılanma. Yaşadığımız onca kötü şey. Hı hı. Cansu'nun durumu, Hazal'ın durumu. Bunların hiçbiri benim umurumda değil, değil mi? Hiçbiri benim üstüme vazife değil. Evladım, bunları ben de yaşadım. Hepimiz yaşadık. Evdeki herkes yaşadı. Ben işi gücü bıraktım mı? Cansu okulu bıraktım çocuğum. Ha? Ya biz annenle ayrılmış olabiliriz. Ama biz bir aileyiz. Bırak baba ya. Biz artık aile falan değiliz, anladın mı? Sen başka yerde yaşıyorsun. Yakında evleneceksin. Annem de sen. Onun da zaten hayatında biri var. Ne? Yok bir şey baba. Nasıl oğlum? Yok bir şey baba. Var bir şey oğlum, söyle. Oğlum saklama benden bir şey. Baba annemin hayatında biri var. Nasıl oğlum ya? Bayağı var işte. Nereden anladın çocuğum? Gördün mü? Görmeme gerek mi var? Geceleri eve gelmiyor. Sabahları hırsız gibi giriyor. Nasıl yani? Annen evde kalmıyor mu? Dışarıda mı kalıyor geceleri? Ya geliyor ama işte haftada 3 kere 4 kere geliyor. Nereye gidiyorsun diye soruyorum, cevap vermiyor. Sürekli hazırlanıp çıkıyor. Kesin eminim. Emin olmasam böyle bir şey söyleyebilir miyim? Annemi biliyorsun, sen de biliyorsun. Oğlum annenden bahsediyoruz, doğru. İşte annemden bahsediyoruz baba. Anlıyor musun? Emin olmasam konuşmam zaten. Kimmiş peki? Biliyor musun? Bilmiyorum. Sordum, söylemedim. Tülin, bunları muhasebeye gönder. Bunlarda bir yanlışlık var, baksınlar. Tülin, dışarı çıkar mısın? Ne oluyor canım? Daha sonra devam ederiz. Ne oluyor canım? Ne bu tavırlar şimdi? Seninle konuşmaya geldim Dilara. Umarım önce Ozan'la konuşmuşsundur bu okul dondurma işlerine. Hayatında kim var? Ne? Doğru, Ozan'la konuştum. Annemin hayatında biri var baba dedi. Ben de evet, Ozan'la konuşmuşsun. Soruma cevap ver Dilara, kiminle birliktesin? Cihan, bu seni hiç ilgilendirmez. Bana böyle bir şey nasıl sorabiliyorsun? İlgilendirir Dilara. Kiminle birliktesin? Sana cevap vermek zorunda değilim Cihan. Zorundasın. Çocuklarımı ilgilendiren her şey beni ilgilendiriyor. O yüzden zorundasın. Kiminle berabersin Dilara?
Dilara, bir daha söylüyorum. Çocuklarımı ilgilendiriyor. Çocuklarımı ilgilendiren şey beni de ilgilendiriyor. Kiminle berabersin? Kim bu adam? Sana cevap vermek zorunda değilim. Zorundasın Dilara. Sen Ozan'ın, oğlunun gözünde ne hale düştüğünün farkında mısın? Gizli kapaklı işler çeviriyorsun Dilara. Ne yapıyorsun? Sen Gülseren'le aylardır gizli kapaklı işler çeviriyorsun. Ben bir şey söyledim mi? Siz boşanmadan birlikte olduğunuzu anladın mı? Şimdi kalkmış bana soru mu soruyorsun? Dilara, ben Gülseren'i kimseden saklamadım. Yalan söylemedim. Herkesin ortasında söyledim ne hissediyorsam, ne düşünüyorsam. Can, gerçekten çok komiksin. Savunmamı mı şimdi? Bak, ben Gülseren'le onca zaman bir kere geceyi dışarıda beraber geçirmedim. Sen geceyi dışarıda geçiriyor musun? Hmm. Kiminle berabersin Dilara? Can, kendine gel. Bak Dilara, tamam biz boşandık. Tabii ki istediğin gibi yaşayabilirsin. Mutlu olmak senin de hakkın. Ya bir beraberliğin olabilir, evlenebilirsin. Normal. Ama böyle olmaz. Önce çocuklarını bir tanıştırman lazım. Sonra bunun ismini koyman lazım yaşadığın neyse. Öyle gizli kapaklı saçma sapan olmaz bu işler Dilara. Sen bir annesin, unutma. Sen benim anneliğimi sorgulayamazsın. Bana ahlak dersi de veremezsin. Ben sana ahlak dersi vermiyorum Dilara. Seni sadece uyarıyorum. Dikkatli ol. Senin çoluğun çocuğun var. Kiminle birliktesin? Cihan, dışarı çıkar mısın? Candan, havadis ister misin? Dilara ile Cihan birbirlerine girdiler. Evet, Cihan soruyordu kiminle berabersin diye. E Dilara ne dedi peki? Bir şey söyledi mi? Dilara ne diyecek? Dilara çıldırdı, bana hesap soramazsın falan dedi. Kiminle birlikte olduğunu söyledi mi peki? Hayır, sen bilmiyor musun? Alper, nereden bileyim? Ben bilsem sana sorar mıyım? Neyse, çok güzel iş çıkardın. Bravo sana. Böyle devam et. Tamam, tamam. Benim kapatmam lazım şimdi. Konuşuruz. Candan ne olmuş? Ne diyor Alper? Ay. Dilara biriyle birlikteymiş. Ne? Şaka. Ya inanamıyorum. Yani bu resmen yılın haberi. Ya bunlar daha yeni boşanmadılar mı? Nereden bulmuş bu Dilara da var ya, hiç az değil ha. Acaba kimmiş bu adam? Bilmiyorum. Ay ben şimdi bunu öğrenmezsem ölürüm meraktan. Kim acaba bu? Nereden buldu? Kim olabilir ki yani? Tamam canım, çıkar mısın? Normalde kaş aldanırken çok huysuzlanır. Bak sana yine uysal davranıyor, şanslısın. Enerjimi kullanıyor. Alo Ozan. Hayret. Sen bana küs değil miydin? Küsüm ama barışmak istiyorum. Olur, barışalım. Sonra gene küselim. Sonra gene barışalım. Tam vazgeçtim artık her şeyden zaten, saldım. Anladım. Seninle saçmalama modundasın. Ne oldu? Anlat bakayım. Tamam Cansu, yok bir şey. Boş ver. Ne oldu? Sen niye aradın beni? Seninle bir şey konuşmam lazım. Ne hakkında? Sevgili anne ve babamız, geleceğimiz hakkında sizinle konuşmak istiyoruz. Bu akşam 8'de. Oh, bir şeyleri yıkmaya başladı. İkisi de çok utandı. Cansu'nun gözleri kocaman oldu. Çocuk elini kolunu nereye koyacağını bilemedi. Peki sen ne yaptın? Ben ne yapayım işte, kalsam mı gitsem mi bilemedim. Sonra biraz durdum. Sonra da geldim. Nasıl? Gözün tuttu mu çocuğu? Yani iyi çocuk, hoş çocuk. Ha yakışıklı da. Ama yaşı çok büyük. Üniversiteye gidiyormuş. Akşamları yani üniversiteye gidiyormuş. Gündüzde bir mobilyacı da çalışıyormuş. Yani o iyi. İyi tabii. Aferin ona. Sorumluluk sahibi demek ki. Öbür kızın yok mu bir çıktı? Yok, şimdilik yok. Olur olur. O da olur. Merak etme canım. Gülseren, bugün neyin var senin? Bir şeyim yok.
Var var, gözünün ışığı gitmiş senin. Bak bir şey varsa lütfen söyle, para mı mesele ha? Yok, ben gece biraz az uyudum ondan. Herhangi bir şey olursa bundan sonra ilk bana geliyorsun. Anlaştık mı? Bak biliyorsun artık abla kardeş gibi olduk. Tamam. Ne oldu? Kızlar ortak mesaj atmış. E ne diyorlar? Gelecekleriyle ilgili bizimle görüşmek istiyorlarmış. Bak sen şunlara. Sevgili anne ve babamız, geleceğimiz hakkında sizinle konuşmak istiyoruz. Bu akşam 8'de. Ne? Ne demek geleceğimiz hakkında sizinle konuşmak istiyoruz? Ya gelmen gerekiyor. Niye gelmiyorsun anlamadım. Cansu gelmeyeceğim. O zaman bak oturup konuşacağız hep beraber lütfen. Cansu gelmeyeceğim ya. Gelmeyeceğim. Niye ısrar ediyorsun? Hem ben ayrı eve çıkıyorum. Anlamadım. Bayağı. Artık yalnız başıma, tek başıma yaşayacağım. O zaman saçmalıyorsun. Akşam geliyorsun, anladın mı? Of Cansu, gelmeyeceğim diyorum ya. Allah Allah, anlasana, gelmeyeceğim. O zaman bak hep sinirine yenik düşüyorsun. Lütfen. Öyle mi Cansu? Ben sinirime yenik düşüyorum. Peki sen ne yapıyorsun? Hazal'ın sana yapmadığı kalmadı, gittin affettin. Üstüne bir de kanka oldunuz. Ailece yemeğe çıkmalar, bilmem ne. Senle insan gibi konuşmaya çalışan da kabahat, anladın mı? Ne yaparsan yap ya. Selam söyle benden de. Annenin hayatında kim olduğunu öğrenmek ister misin? Sen kimsin? Ne diyeyim ben şimdi sana Ozan? Bir dost mu diyeyim? Öğrenmiştir belki Dilara'nın sevgilisinin kim olduğunu. Hiç sanmıyorum. Neyse, birazdan gelir Alper. Ve onun ağzından baklayı alırım. Bak sen şu Dilara'ya ya. Kimsin lan sen? Hey kızlar, Ozan'ı çağırdınız değil mi? Çağırdın mı? Çağırdım da gelmeyecekmiş. Tamam. Hoş geldin Dilara. Gel. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk. Evet kızlar. Neymiş bu kadar önemli şey bize böyle apar topar topladığınız aile toplantısı filan? Dilara, çocuklar oturup insan gibi konuşmak istemişler. Bir mahsuru mu var? Tamam işte ben de onu soruyorum Can. Neymiş diye merak ediyorum. Anneciğim lütfen pişman etmeyin, olur mu? Kızım benim de niyetim o değil. Merak etme. Gelecek olan var mı başka? Var. Gülsen annemi çağırdım. Aradım, yoldaymış. Efendim Yıldırım. Ciddi misin? Tamam sen bekle orada, ben hemen geliyorum. Hemen, hemen çıkıyorum, bekle, bekle. Çocuklar benim acilen gitmem lazım, kusura bakmayın. Daha güzel, ne güzel. Kızlar, anneler beraber oturup konuşursunuz, tamam mı? Hı? Ben sana sonra anlatırım babacığım. Tamam kızım. Hadi. Canım, saçların çok güzel olmuş. Güzel görüşürüz. Al ablacığım, al. Senin kurduğun turşunun için. Tövbe tövbe. Şişt, sus, telefon geldi.
Ali'ye? Ya Keriman, bu televizyon uzaktan kumandasını nereye koydun bulamıyorum. Bulamadın değil mi? Ha şeyde o. Mutfaktaki tezgahın altındaki çekmeceye koydum Rahmi. Rahmiyeciğim. Ne rahmiyesi kız? Tamam tatlım, görüşürüz. Çok öpüyorum yanaklarından. Hadi bay bay. Kimdi o? Ablacığım gel. Fasulyeyi koyayım yanına, gel. Kadın lafı değiştirme. Sana kimdi o diyorum. Sen ne işler çeviriyorsun lan yine? Aa, ne iş çevireceğim ben ya? Ne iş çevireceğim ben? Her şeyimin hesabını, her konuşmamın hesabını sana verir oldum ya. Ayıptır be. Ben de koskocaman bir kadınım. O ne demek la? Vereceksin tabii. Allah Allah. Allah aşkına. Bir akşam yemeğine de huzur ver ya. Kurban olayım. Bir huzur ver. Ha? Kadın bak. Eve gecenin bir yarısı geliyorsun. Can'la ilgilendiğin yok. Bütün gün dışarıdasın. Ne ayaksın la sen? Dur ayağım, dur. Dur. Yemiyor bunlar, yemiyorum. Söyle, ne yapıyorsun sen? Ya Özkan, utancımdan söylemedim ya. Temizliğe gidiyorum, rahatladın mı? Ne? Ne temizliği la? Ne temizliği olacak ya? Endüstri temizliği. Onun bunun evini temizlemeye gidiyorum. Onun bunun ağzını, kokusunu temizliyorum. Kadın sen beni çıldırtmak için yemin mi ettin la? Temizlik nereden çıktı şimdi? Ha, nereden mi çıktı? Evde oturmaktan böyle sıkıldım. Dedim ki, ya benim de bir hobim olsa dedim. Ne her gün tango, her gün salsa, nereye kadar? Ya para kazanıyorum, para. Senin getirdiğin o 30 lira senin çocuğunun 40 liraya aldığımız beze yetiyor mu zannediyorsun sen? Ben biliyorum git çalış diye. Ben iyi kötü çalışıyorum, iyi kötü idare ediyoruz lan. Bitti tam, temizlik falan yok. Oturup evinde cana bakacaksın. Tamam mı? Özkan, yetti be. Vallahi yetti ya. Şurama geldi be. Ben senin için, Can Haşmet için saçımı süpürgeyeyim. Bu kadar felakarlık yapayım. Sen bana bunları söyle. Yetti ya. Ölüp gideceğim ya. Yanımda canım, Allah tarımı. Gerizekalı. Hele bir at yoğurdu. Hele bir at. İyi akşamlar. Hoş geldin anneciğim. Merhaba Dilara. Merhaba Yusuran. Kızım. Hazal, nasılsın? İyiyim. Cihan yok mu? Buradaydı da Yıldırım abi arada, acil çıkması gerekti. Allah Allah, haberin yok mu hiç senin? Acil çıkması gerekiyormuş ya, o yüzden haberim yok. Gelecek mi peki? Yok, biz konuşacağız. Ben onu sonra anlatacağım. Hey kızlar, başlayalım mı? Başlayalım. Nazo, önce sen başla. Tamam. Öncelikle bizi kırmayıp buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir şey değil kızım, ne demek? Biz Hazal'la uzun uzun konuşup bir karara vardık. Hı. Yani Gülseren annemle babam evlendikten sonra kimin nerede kalacağıyla alakalı. Biz herkesin mutlu olmasını istiyoruz. Üzülmek, kırılmak yok. Tamam. Tamam kızım, neymiş kararınız? Ben Gülseren annem ve babamla yaşamaya devam edeceğim. Cansu da yalıda kalacak. Ne? Hazal, biz seninle böyle konuşmamıştık. İkimizin de iki evde de odası olacaktı. Cansu tamam da yine de asıl evimiz diye bir şey olmalı değil mi? Kızım, iki evde asıl eviniz olacak zaten. Anne tabii ki. Ama ben yine de babamın olduğu yere evim diyebilmek istiyorum. Ne gülüyorsun? Yalı yalı diye ölüyordun Hazal. Babam televizyona çıktı, kıymete bindi değil mi? Cansu saçma sapan konuşma istersen. Cansu anneciğim, ben anlamadım. Benimle yaşamak istemiyor musun? Anneciğim olur mu öyle şey? Tam tersi. İkimizin de iki evde de odası olsun diyorum ben. Takıldığım nokta o değil. Hazal'la böyle konuşmamıştık. Yine oyun bozanlık ediyorsun. Cansu, haksızlık ediyorsun ama. Hayır, sen haksızlık ediyorsun. Şş, tamam çocuklar, şimdi burada tartışmayın bunu. Eğer aranızda karar veremiyorsanız ben babanızla konuşurum. Bir karara varırız biz. Bence ilk düşündüğünüz daha doğru. Yani iki tarafta da ayrı odanız olsun. İstediğiniz zaman orada kalırsınız, istediğiniz zaman burada kalırsınız. Babanız da bu fikri daha çok sevecek. Cihan'ın adına konuşma istersen. Söylediğim gibi ya şimdi kararınızı verin ya da ben babanızla konuşacağım, bir karara varacağız.
Şimdi ben diyorum ki bunları ortaya koyalım, şamdanları da kenara koyalım. Olabilir ama şunu... Harun, hoş geldin canım. Ne işin var senin burada sabah sabah? Çiğdem ablam sakatlanır da gelmez miyim ben? Canım benim. Sekreter yeni söyledi. Yoksa hastaneye de gelirdim. Ağrın var mı? Yok yok. Artık ağrısızı kalmadık. Gülseren çok iyi baktı bana. Gülseren, kuzenim Harun. Harun Bey ile ilk birlikte kurmuştuk bu işi. Sonra da yardımını benden hiç esirgememiştir sağ olsun. Hala da öyledir. Gülseren, Harun. Merhaba. Memnun oldum. Ben de. Kusura bakmayın. Cihan. Gülseren müsait misin? Gelip alayım seni, konuşalım. Cihan buraya gelsen burada konuşsak. Orada mı? Gülseren sen bu iş yerine gebe misin? Ne demek o? Şu demek Gülseren, biz bir kriz yaşıyoruz ama sen bunu konuşmak için bile oradan ayrılmıyorsun. Ya kadın ayağı sakatlandı, hiçbir yere gidemiyor. Benim burada kalmam lazım. Sen gel buraya, hem tanışmış olursunuz. Tamam, tamam, konuşmuyorum. Çiğdem Hanım müsait olduğunda bir zahmet haber verirsin, konuşuruz, olur mu? Cihan lütfen. Gülseren, gel bak Harun ne diyor canım. Gümüş yerine altın kullansanız diyor. Ne dersin? Olur. İyi misiniz? Kötü bir haber mi aldınız? Yok, bir şey yok da ben bir yüzümü yıkayıp geleyim. Bugün onun bir şeyi var ama öğrenemedim. Öğrenirsin sen nasılsın? Ama bir şey olursa üzülürüm Harun. İyi kız. Senin üzülmene izin verir miyim ben? Sen olmasan ben ne yapacağım? Ya Cansu bak, gerçekten ben düzenim bozulmasın diye öyle dedim. Hı hı. Ben tanımıyorum çünkü seni ya. Ya gerçekten diyorum bak. Hazal tamam, uzatma. Küs müyüz? Değiliz tamam. Ama gitmem lazım, görüşürüz. Sen de görüyor musun? Şaka mı bu? Çocuk Cansu'nun sevgilisi miymiş? Öyleymiş. Ayrıca arabası burada da değilmiş canım. Klasikmiş. Çatladım kıskançlıktan. Ya çocuk çok yakışıklı. Cansu nasıl kafalamış bunu? Şeyda tamam kes. Okulun yok mu bugün? İptal oldu. Mesut Hoca rahatsızlanmış. O zaman beraberiz. Aynen. Ne yapalım? Sinemaya falan gidebiliriz ama önce eve gidip üstümü değiştirmem lazım. Böyle dolaşamam çünkü. Tamam, üzerimi değiştiririz. Peki bir şey soracağım. Mantı seviyor musun sen? Mantı sevilmez mi ya? İşte bu ya. Hadi gidiyoruz. Nerede buluşalım, sen değil mi? Tamam, hayır hayır, almana gerek yok. Ben gelirim. Kaçta? 8. Tamam, 8 sendeyim. Efendim Alper. Dilara bu akşam sevgilisiyle buluşuyor. Saat 8'de. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorum? Çünkü telefonda konuşurken duydum. Ya, o kadar cilveli konuştu ki sevgilisinden başka hiç kimse olamaz. Dilara'yı bu kadar şirin görmemişsindir yani. Ne dedi peki? Şöyle dedi. Beni almana gerek yok canım. Ben kendim gelirim. 8'de sende olurum. Love you, bye dedi. Süpersin Alper. Annenin kim ile ölüp de olduğunu öğrenmek istiyorsan bu akşam saat 8'de Kandilli Mahallesi Andiçan villaları No 1'e git.
Alper Bey. Niye ayaktasınız? Hadi oturun. Hadi Cansu kızım, sen de otur. Mutfakta kırmızı biber de kızdırmıştım tereyağında. Onu da alıver Deniz'cim. Nane de ister misin Cansu üstüne? Olur ama ben rahatsızlık vermesem. Deniz, naneyi de getir oğlum. Rahatsızlık ne demek? Aşk olsun. Ben Deniz'e hep söylüyorum zaten. Cansu'yu da getir, Cansu'yu da getir diye. O hep beni atlattı. Ben de bugün dedim ki mantı yapacağım. Eğer onu getirmezsen sana bir lokma vermem dedim. Biz aslında Özkan babamla gelecektik sizi ziyarete ama... Özkan Bey nasıl? İyi mi? İyi. Yani iyi görünüyor ama bilmiyorum ki. İçini nereden bileceksin tabii. Adam eşini kaybetti. Küçücük çocuğuyla kaldı. Allah Nuray Hanım'ı nur içinde yatırsın. Ben onun kalbiyle hayata döndüm. İnşallah onunla da tanışırız bir gün. Hadi. Soğutmadan başlayın hadi. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Çok özledim seni. Ben de seni çok özledim. Acıkmışındır sen. Hadi gel. Harun. Ne kadar güzel bir sofra böyle. Nasıl geçti günün? Sabırsız. Beyefendi bir dakika. İçeri giremezsiniz beyefendi.